...unutmadan kayıtımız başlasın. Ee, böylelikle rahat rahat sorularınıza e, geçmiş olayım sevgili dostlar. Evet sorularımızı yazmışız zaten padletlere. E, ben de padlet eklemiştim. Dolayısıyla oradan da ayrıca bakacağım İlk oraya bakacağım daha sonra Figen hocamın paylaştığı patlete bakacağım ee, sorularınızı bırakınız demiştim dolayısıyla buraya bırakılmış hemen e, sorularınızı patlete yazarsanız sevgili e, dostlar rahatlıkla görme şansım olacak böylelikle e, kaçırma e, imkanımız da olmayacak hepinizin sorularını mutlaka cevaplayarak e, devam edeceğiz Evet sevgili dostlar ekranımı şu anda görüyorsunuz muhtemelen. En alttan başlıyorum çünkü en altta ilk yazılanlar var. Evrim hocamız buyurmuş ki başvurudaki form yanlış ya da eksik doldurulsa sorun olur mu? Hiçbir form olma, sorun olmaz. Öğretmenim yanlış ya da eksik doldurulursa tekrar düzeltme imkanınız vardır. Tekrar ee, başvuruda yaptığınız alana tıklayarak orada düzenle diye parantez içinde geçer. Düzenliğe tıklayarak tekrar e, başvurunuzu eksiklerinizi giderebilir e, yanlışlarınızı düzeltebilirsiniz TV aktiflik Öncelikle formdan kaybeder kayverder miyiz e, Hocam bu kısmı anlayamadım temiz aktiflik Öncelikle diyor onu e, anlayamadım anlayamadığım için de o kısmı geçiyorum ister istemez Evet Tuğba demiş ki Hocam müfredatla kazanım ile ilişkisinden bahsederken girdiğimiz her sınıf için ilişkilendirme yapmalı mıyım? Örneğin 5, 6, 7, 8'lerin dersine giriyorum. Hepsine ait sayfa açmış kurucumuz. Ben hepsine yazmak zorunda mıyım? Sevgili öğretmenim müfredatla ilişkilendirirken girdiğiniz her sınıfla ilgili değil, branşınızla ilgili e, ilişkilendireceksiniz. Diyelim ki bir branşınız İngilizce ise işlemiş olduğunuz projenin e, İngilizce'de hangi kazanımlar doğrultusunda el aldığını yazacaksınız. Ee, belki bir yazı geldi galiba oradan. Hocam patlet çok küçük görünüyor. Büyütebilme imkanınız var mı diyor. Hocam patlet şu anda ekranın tamamında gözüküyor. Ee, siz ekranı sağ tıklayarak büyüttüğünüz dolayısıyla saat ekranda size küçük gözüküyordur. Bilginiz olsun. Yani şu anda tam ekran benimki. Tamamen e, açık. Sevgili Tuba Açı öğretmenimiz e, müfredatla kazanımda öncelikle kendi dersinizle ilişkilendireceksiniz. Sınıfa göre değil, e, kendi branşınızla ilgili. Şayet de projeyi izlerken e, diğer öğretmenlerden de yardımda yardım aldıysanız o zaman Diğer öde yardım aldığınız öğretmenlerin derslerinin kazanımlarıyla da ilişkilendireceksiniz. Dolayısıyla tek tek bütün sınıfları değil sadece derslerle ilişkilendirme olduğunu aklımızın bir kenarına yazalım sevgili Tuğba Çay öğretmenim. Gülay Baykal öğretmenim, Hasan hocam merhaba. Merhaba hocam. Etiketi yazarken bir şekilde aksilik oldu olabilir. Kayıp yapamadık. Daha önceki yazdıklarımız siliniyorum mu? ben ilk defa yapacağım için soruyorum. Sevgili Gülay Hocam, e, sizlere her zaman şunu söylüyorum. Direkt e, şeye girmeyiniz. E, sistemde başvuru üzerine girmeyiniz. Özellikle Face grubunda veya gruplarında vermiş olduğum şablon var. O şablonda ben örnek olarak doldurmuştum. İçlerini boşaltın. Siyah yazılar zaten bana aittir. Siyah yazıları silin. Öncelikle projenizin Başvuru e, bilgilerini e, iç kısmını orada doldurun. Ondan sonra oradan kopyala yapıştır yöntemiyle yapabilirsiniz. Diyelim ki yaptınız ama bir aksilik oldu, kayıt yapamadın. Kayıt yapamadıysanız, e, Timi e, Timi'n'den çıkmadan ya da o sayfadan çıkmadan yazdıklarınız kaybolmaz. Yani bunu unutmayın. Ama o sayfadan çıktığınız anda, yani başvuru etiketi etiket başvurusu formundan çıktığınız anda kaydetmediyseniz tüm yazdıklarınız silinecektir. O yüzden diyorum şablonun üzerinde yapmanız sizler için daha iyi ve daha rahat olacaktır. Önce şablon üzerinde yapın sonra rahatlıkla e, e, proje de, e, sisteme girdiğiniz zaman oraya aktarırsınız. Selver Balcı öğretmenim diyor ki: Başvuru yaptığım kalite etiketi formunda güncelleme yapabilir miyim? Bir de bütün linklerin en son linkine kişisel Padlet atsam sorun olur mu? Sevgili Selver hocam, başvuru yaptığınız kalite etiketi formunda istediğiniz kadar güncelleme yapabilirsiniz. Önemli olan orada kayıt ettiyseniz ekleyeceğiniz şeyler olabilir zamanla veya unutmuş olduğunuz şeyler olabilir, yanlış eklediğiniz şeyler olabilir. 30 Haziran'a kadar düzenleme yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Bütün linklerin en son linkine kişisel patlet atmanızın bir anlamı yoktur. Kişisel padlet değerlendirme değerlendirmede dikkate alınmayan bir husustur. Dolayısıyla öz, e, önemli olan sizin TwinSpace'de yaptığınız paylaşımlar ve e, eklediğiniz diğer paylaşım linkleridir. Kişisel patletinizin içerisine tüm e, şeyleri ekleseniz de, e, çalışmalarınızı ekleseniz de, Herhangi bir şekilde inceleyicilerin, denetleyicilerin girerek orada bir değerlendirme yapması söz konusu olmayacaktır. Çünkü değerlendirme proje sayfaları üzerinden yapılmaktadır sevgili Selver Bal öğretmenim. Melike Tunca öğretmenim Eskişehir müfredat kısmında kazanımları nasıl yazmalıyım diyor. Sevgili öğretmenim branşınız ne ise o branşınızın yıllık planında biliyorsunuz kazanımlar mevcuttur. Plan konuları ve kazanımlar. Dolayısıyla o kazanımlardan projenize uygun olanlar hangileri ise onları yazacaksınız. Ama diyelim ki orada 2000 karakter var. Hocam ben 2000 karakter sığdıramıyorum. Sevgili dostlar kazanımları yazınız demek bütün kazanımları yazın anlamına gelmiyor. Burada şu konuyu özellikle ve hassasiyetle tekrar tekrar vurgulamak zorundayım. Proje kalite etiketi formu değerlendiricinin sizin projeniz hakkında fikir edinebilmesi, çalışmalarınız hakkında bir fikir edinebilmesi, bir e, kafasında bir şekil oluşturabilmesi içindir. Dolayısıyla e, kalite etiketi formunda e, yaptığınız e, açıklamalar e, vesaire değerlendirici bunları okuyacak bunları okuduktan sonra kafasında oluşan o şekilde eklemiş olduğunuz linklere tek tek tıklayarak ne yapacaktır ee, iddialarınızın doğru olup olmadığını yani e, bir nevi test yapıyorsunuz siz orada söylüyorsunuz alttaki linklerde de bunu ispat ediyorsunuz bunu anlamaya çalışacak dolayısıyla bunu anlamaya çalışırken karşımızdaki kişinin de bir öğretmen olduğunu eee onun da bir insan olduğunu, dolayısıyla okumak zorunda kalacağını unutmayınız. Ee, her 2000 karakter diye 2000 karakterde doldurmanızın bir anlamı yok. Önemli olan öz olarak, sade olarak projeniz hakkında ilgili bölümlerde gerekli açıklamalarda bulunmaktır. Yoksa diyelim ki Türkçe öğretmenisiniz, 20 tane kazanımınız var, bütün 20 tane kazanımı da yazayım. Hayır, buna hiç gerek yok. Önemli olan orada bir dersle ilişkilendiriyorsanız 5-6 kazanım yazabilirsiniz. 4-5 dersle ilgili, e, ilişkilendirdiyseniz e, örneğin sınıf öğretmeniyseniz e, sadece matematikte, Türkçe'de, hayat bilgisinde e, veya sosyalde, fende ilişkilendirdiyseniz e, esas ana dersle ilgili 1-2-3 tane paylaşım e, kazanım eklersiniz. Diğer derslerle ilgili de birer tane kazanım eklemeniz yeterlidir. Burada amaç Projenizin gerçekten müfredata uygun olup olmadığını ispat etmenizdir. Dolayısıyla kazanım konusunu bu şekilde e, dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. E, Dilek Gökalp hocam demiş ki hocam projemizde ortak takvim linkini yabancı bir ortak açtı ve bizlere düzenleme yapma linkini gönderdi. Evet Bizler de çalışmalarımızı yükledik ama silinmiş kim tarafından bilmiyoruz. Evet bu maalesef hocam birçok projede özellikle geçen yıl çok oluyordu. Maalesef arkadaşlarımızın bazıları acemiliğinden her ne kadar anlatılsa da bazen eğitimlere katılmıyorlar. Katılsalar da dinlemiyorlar. Yanlışlıkla kendi yaptığımı temizleyeyim derken çöp işaretine basıyor veya sayfa düzenlemesi içerisinde geri tuşuna basarak bütün çalışmaları yok edebiliyor. Acı bir gerçek, e, kötü bir durum. Bizler de çalışmalarımızı yükledik ama silinmiş. Kim tarafından bilmiyoruz. Orası zaten bilinmeyecek, onu söyleyeyim. Ardından tekrar bağlantı linkini istedik, yükledik tekrar, yine silinmiş. Oo. Son durumda bizim adımızın yazılı olduğu bir sayfa konulmuş ve ne kadar istesek de yabancı ortak linki göndermedi. E gayet doğal olarak adam e, bıkmıştır yani bu ne kardeşim diye. Şimdi bu durumda başvuruda bildirmeli miyim? Bana eksi bir durum olur mu? Sonuçta kendi yaptığım çalışmayı da Team Space'de, Board'a yükledim. Asıl yaptığım çalışma buydu diye belirtmeli miyim? Sevgili Dilek Gökalp öğretmenim sayfalarınız silindiyse bu bazen son günde olabilir. O yüzden kuruculara özellikle e, ricam e, özellikle son haftaya girmeden e, en geç bu hafta sonuna kadar ne yapsınlar? E, Projelerine bittiyse düzenlemeye kapatsınlar. Çünkü son dakika bir ile Dilek Gökalp öğretmenim de bahsettiği gibi bir arkadaşımızın yanlış bir davranışı tüm sayfayı silebilir. E, Twinspace'te silinen sayfalar geçen sene e, yine arşiv bölümüne atılıyor. Ancak geçen sene arşiv bölümünden geri aldığınızda çalışmalar geri gelmiyordu. Fakat e, bundan birkaç ay önce e, arşivden bir dosya alırken içindeki çalışmaların durduğunu gördüm. Eğer aynı şekilde ise o zaman çalışmalarınız oradadır. E, yapmanız gereken kurucunuzun silinen o sayfayı arşiv bölümüne girerek geri yükle demesidir. E, dediğim gibi eğer e, gördüğüm doğruysa. Bu durumda çalışmalarınız olduğu gibi gelecektir. E, çünkü Twinspace'de bu sıkıntı ciddi derecede öğretmenlerimizin e, mağdur olmasına yer e, yol açıyor. Fakat böyle bir durumla karşılaştığınız zaman mutlaka açıklamanızda belirtin. Yani ilk bölümde, ilk en başta projenin e, başvurunun en başında hani kullanıcı adı ve şifresi verip de projenizle ilgili bilgi sunuyorsunuz ya. Orada mutlaka ve mutlaka bunu belirtin. E, ama çalışmanız hiç görünmüyorsa orada değerlendiricinin inisiyatifi ne olur orasını ben bilme şansım yok. Dolayısıyla siz durumunuzu ifade edin, e, silindiğini ifade edin. Ama yeniden başka bir yere yüklediyseniz onu da açıklamanıza mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. Dilek Gökalp öğretmenim. Yine Dilek Gökalp öğretmenim demiş ki hocam bizim okul e, okul etibine iki kere kayıtlı görünüyor. Hmm. Şöyle ki Yeni Foça Rehami İlkokulu, Yeni Foça Rehami İlkokulu. Her iki okulda aynı ama arada sadece Yeni Foça'dan sonra... Boşluk oluşmadığı için doğal olarak sistem farklı okul olarak kaydetmiş. Muhtemelen bir öğretmen e, yeni, foça ve reha midilli e, kelimeleri arasına boşluk koyarak oluşturmuş. Başka bir öğretmen de yeni foça bitişik olarak yazılır diyerek doğrusu da budur. E, yeni foçayı bitişik olarak yazmış diğerlerine ayırmış. Sistem bunu doğal olarak farklı görecektir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz karakter... Üzerinden bilgisayar tanıma yapar. Ee, karakterler aynı değil burada. Arada bir boşluk var. Öbürleri e, diyelim ki yeni foça 8 e, karakterden oluşuyor. Öbür tarafta ise yeni ayrı foça ayrı arada boşluk var. 9 karakter. Sistem bunu farklı görür. Ama e, kalite etiketi sürecinde fark ettim diyor. İleride veya benim için sıkıntı olur mu? Bu sorunu nasıl aşabiliriz? okulun birisininse benim o okuldaki projemde silinmiş olur mu diyor. Şimdi bu durumu UDS'e bildirmenizi tavsiye ederim. Çünkü e, okulun silinmesi söz konusu değildir. Onu söyleyeyim. Yani sisteme kaydedilen bir okulu e, silmek e, sizin elinizde olan bir şey değil. Dolayısıyla e, belge verilirken yeni Foça Rehimedli İlkokul diye geleceği için Burada yeni ile foçan arasının ayrı olması, bitişik olması fark etmez. Yani korkacağınız herhangi bir şey yok. Ama iki farklı okul gözüktüğü için, siz de iki farklı yerde kayıt ettiğiniz için bunda da bir sorun çıkmaz. Çünkü dediğim gibi okulu silmek sizin imkanınız imkanınızda değildir. Sizin silme imkanınız veya başkasının o okulu oradan silme şansı yok. Yine de doğru kısmını, doğru olan şeklini UDS'ye bildirir ve düzelttirirseniz çok daha faydalı olacaktır. Dilek Gökalp öğretmenim. Yine Dilek Gökalp öğretmenim demiş ki, projemizde ortaklardan birisi logo anketini Google formlardan silmiş. Tamamen. Linke tıkladığımızda ulaşılamıyor, yazısı çıkıyor. Ben anket raporunu hazırlayıp düzenlemiştim. Elimizde kala kala bir raporumuz ve ekran görüntüleri kaldı. Bunu başvurumuzda nerede açıklayabiliriz? Hangi maddede bu sorunlardan bahsedilebilir veya bahsedilmeli mi? Bahsetmenizde fayda var. Dediğim gibi teknik olarak sizin üzerinizden sizden kaynaklanmayan bir şey varsa ne olursa olsun projenin ilk açıklama bölümünde mutlaka belirtmenizi tavsiye ederim. Burada e, Google formlardaki adresin silinmiş olması size bir kayıp değil. Çünkü en azından görüntüler elinizde, rapor elinizde, onların resimlerini yüklemişsiniz. Onları Twinspace'de ilgili sayfaları anket bölümü sayfanız vardır mutlaka. Oraya yükleyiniz. Yükledikten sonra e, başvuruda ilgili alanlara o sayfanın linkini vereceğiniz için herhangi bir sorun olmayacaktır. Bu konuda bir endişe duymanıza gerek yok. Dilek Gökalp öğretmenim. Teşekkürler Hasan hocam diyor bir e, isimsiz e, kahraman. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Ee, birisi demiş ki Hasan hocam linkleri eklememiz gerekiyor mu? Evet linkleri eklememiz gerekiyor. Yine birisi demiş ki Partner Okullar Arası işbirliğine öğrencilerin ve öğretmenin işbirlikli ürünlerini mi yazmalıyız? Yoksa sadece Ortak üründen mi bahsetmeliyiz demiş isimsiz bir kahraman. Sevgili isimsiz kahramanlar önce isimlerinizi yazarsanız en azından nezaket olarak sizlere hitap etmem mümkün olacaktır. Ee, bu şekilde hoş görün isim olmadığı için yine de sorunuzu cevaplayacağım ama isim anmayacağım için kusur bende değil. Şimdi partner okullar arası işbirliği arkadaşlar işbirlikçi ürün değil bakın burada üründen bahsetmiyoruz işbirliği diyoruz. Yani A okulu, B okulu, C, A, B, C, D, E, F, G, H okulları var. Ve bu okullarla siz nasıl bir araya geldiniz? Bir çalışmaları nasıl yürüttünüz? Birbirlerinizle nasıl iletişim kurdunuz? Birbirlerinizle nasıl görüştünüz? Birbirlerinizle nasıl bilgi alışverişinde bulundunuz? Birbirinizle nasıl planlamalar yaptınız? Bu demektir sevgili öğretmenim. Dolayısıyla işbirlikçi ürünler... E, Şeyin sonunda yazabilirsiniz. Yani bu açıklamaları bu kısma şu şekilde ifade edebilirsiniz. Örneğin okullarımız arasında önce sosyal medya hesapları oluşturarak ortaklarımız arasında bir işbirliği oluşturduk. Ortaklarımızla beraber işte diyelim ki tenisbes online görüşmeler alanında şu kadar toplantı forum alanında konu karşılıklı tartışmalar sohbet alanında görüşmeler yaptık. Efendime söyleyeyim. Whatsapp'ta e, ne bileyim Skype üzerinden vesaire canlı görüşmelerde bulunduk şeklinde aranızdaki işbirliğini bu şekilde de ifade edebilirsiniz. Bu görüşmeler sonucu e, öğrencilerimizin birbirleriyle kaynaşması, ortakların birbirlerini tanıması, e, proje üzerinde her türlü görüşmenin yapılması sağlanmıştır şeklinde de bahsedebilirsiniz sayın isimsiz kahraman. Anketlerin sonucu yeterli mi yoksa raporda yazmalı mıyız? Demiş yine bir isimsiz kahramanımız. Ee, sevgili isimsiz kahramanımız anketlere e, anketler yeterli değildir. Çünkü anket bir sorudur sadece. Ee, önemli olan bu ankette ne çıktı? Yani burada neyi belirlediniz? O önemlidir. Dolayısıyla anketin raporunun olması daha önemlidir sevgili öğretmenim. Yoksa e, isterseniz 100 tane anket yapın. O anket bir fikir vermez. Anketin sonucu yani anketin içeriğiyle ilgili oluşturmuş olduğunuz sonuç nedir? Onunla ilgili bir rapor oluşturmanız gerekiyor. O raporu eğer anket bölümüne ekleyeceksiniz. Bu arada soruyla alakalı şunu da söyleyeyim. Birden fazla anket sayfası oluşturmanıza gerek yok projenizde. E, anketlerimiz diye bir sayfa oluşturursunuz. Başlangıç anketi ve işte giriş geliş gelişme anketi, sonuç anketi, işte başlangıç anket e, öğrenci anketi, öğretmen anketi, veli anketi. Her neyse, ne anket yaparsanız yapın, hepsini o sayfaya linklerini verebilirsiniz veya oraya bir padlet eklersiniz oraya linkleri verebilirsiniz. O e, anketlerle ilgili raporları da. Oraya eklersiniz. Böylelikle link paylaşım esnasında ne yapabilirsiniz? Sadece o linki, bir tek bir linkle o kısımda kurtulabilirsiniz sevgili dostlar. Yani mutlaka ve mutlaka raporu yazmanız gerekir. Çünkü örneğin başlangıç anketinde ne yapıyoruz? Projemizle ilgili bir ön fikir topluyoruz. Projemiz hakkında bir ön fikir topluyoruz. Buradan ne sonuç çıkardık? Yani buradan ne anladık? Projemizde hazırlar mı? Projemizde konular konularıyla ilgili bilgilere var mı yok mu vesaire bir ön izlenim aldık. Bunu belirliyoruz. Dolayısıyla bunun bir raporunu çıkarıyoruz. Diyoruz ki yapılan anketimizde efendime söyleyeyim projemiz konularıyla ilgili alınan, sorulan sorulardan işte proje konularımızda şu konuda eksikler olduğu, yapılmasının olumlu görüleceği vesaire gibisinden bir cümleler kurarak bu değerlendirme kısmını rahatlıkla ifade edebilirsiniz sevgili öğretmenim. Derya öğretmenim diyor ki sayfalarda tüm çalışmalarının tamam olduğunu düşünüyorum. Ne güzel. İlk kez böyle bir projede yer alıyorum. Hiç sorun yok hocam. Korkum kalite etiketi formunda kendimi ve çalışmalarımı tam olarak ifade edemezsem bu durum puan kaybettirir mi? Hayır, puan kaybettirmez. Şimdi başvuru formu e, başta da söyledim. İnceleyicinin sizin projeye bakış e, projenize bakışı üzerine bir e, film oluşturmak olarak algılayın. Yani ben projenizi incelemeye geldim ama o projeye hangi gözle bakmalıyım? Yani Derya hocam ne yaptı bu projede amacı neydi? E, ne tür çalışmalar yaptı, ne tür işbirlikleri yaptı, ne tür teknolojik gelişmelerle yararlandı, ne tür müfredatın hangi konularıyla içeriğinde şeyler yaptı. Bunu ne yapabilmeliyim? Hayal edebilmeliyim ki baktığım yerde Derya Hocam'ın bu dediklerini göreyim. Ama Derya Hocam burada yeterince açıklama yapmasa bile benim ilk görevim, en önemli görevim projede Derya Hocanın isim ve soyadıyla ve okulunun ismiyle çalışmalarını kontrol etmektir. Dolayısıyla ben sayfaya girdiğim zaman Derya Hocam yeni ise bunu mutlaka şeyde de açıklayınız. İlk projenin ilk başlangıç açıklama kısmı var. Üyeleri davet ettiğimiz kısım, şey misafiri davet ettiğimiz kısım. Orada biliyorsunuz projemizle ilgili kendimizle ilgili kısa bir bilgi veriyoruz. Orada da mutlaka yeni olduğunuzu belirtin. Dolayısıyla zaten o yeni cümlesinden sonra İnceleyici gerekli nezakette gerekli e, şeyi gösterecek müsamahayı sizlere gösterecektir. O durum sizin kesinlikle proje puanınızı etkilemez. Proje puanlarınız tamamen projenizin içindeki çalışmalardaki aktifliğiniz, katkınız, e, uygulamalarınız üzerinden değerlendirilir sevgili Derya hocam. Şahin Duman öğretmenim diyor ki Aslan hocam efendim ben Etivinik'le yeni tanışıp Etivinik'le yeni tanışıp 3 proje yürüttüm. Vallahi helal olsun. Hem yeni tanışmak hem de 3 proje gayet güzel. Kalite etiketi başvurusu yapıyorum şu an. E, onun için zaten buradayız. Projemizin birinde patletler oluşturup çalışmalarımızı orada topladık. Gerek yok. Ayrıca Padlet'i Twist ve sayfaları ekledik. Başvuruda patlet linkini vermenin bir sakıncısı olur mu? Yoksa tinsipe sayfa linkini mi vermeliyim? Şahinde öğretmenin bu cümlenizin içeriğinde eksik olan şu var. Patletler oluşturduk derken e, kişisel olarak örneğin Şahinde Duman olarak projenizde patlet oluşturdunuz ve bütün çalışmalarınızı onun içine yüklediyseniz bir anlamı yok. Yani kendinize gereksiz yere bir yük yapmışsınız. Gereksiz yere bir eziyet çektirmişsiniz. Çünkü incelemeler Twinspace sayfaları üzerinden yapılacaktır sevgili öğretmenim. Dolayısıyla ee, Padlet'in linkini verebilir miyim? E, vermenizde sakınca yok. Bu niye Padlet linki vermiş diye kimse size kızmaz. Kimse sizin puanınızı da kırmaz. Dolayısıyla e, vermenizde bir sakınca yok. Vermemenizde de bir zarar yok. İster verin ister vermeyin. Çünkü sayfa linki yani şey kişisel Padlet e, önemli değildir. Böyle bir uygulama yoktur normalde. O sadece sizin başvuru esnasında aradığınızı rahat bulmanız için belki oluşturduğunuz bir şeydir. Dolayısıyla sayfalarda Twinspace'te esas olan şudur arkadaşlar. Kişisel diye bir şey yoktur orada. Kişisel çalışma vardır. Yani bu kişisel çalışma ise ortak sayfalarda ortaya konur. Yani Şahinde Duman ayrı bir sayfa, Hasan Hasansuzkaya ayrı bir sayfa, Güldan atmaca ayrı bir sayfa, Figen Ertuğrul ayrı bir sayfa, Zeynep ayrı bir sayfa açmaz. O zaman ortaklık söz konusu olmaz. Kişisel yürümüş olur. Twin Space'in amacı nedir? Bir sayfa, diyelim ki projenizle ilgili 10 tane sayfa oluşturulduysa, o 10 sayfada sizin Şahinde Duman olarak mutlaka isminizin geçmesi gerekiyor. Güldane Atmaca'nın da geçmesi gerekiyor. Figen Ertuğrul'un da geçmesi gerekiyor. Zeynep Hoca'nın da geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla esas olan budur. O yüzden ee, başvuruda Padlet linkini vermektense Twinspace sayfa linklerini vermek zorundasınız sevgili e, öğretmenim. Güldane Atmaca Bingöl. E, Bingöl'e selamlar bu arada. E, Aysel Yasa Hocam da orada. Hasan Hocam öncelikle emekler için ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum öğretmenim. Kazanımlarla etkinliklerimizi bütünleştirmem tam 5 sayfa oldu. Maşallah kız ne yaptın? Zeki Buren'e mektup mu yazıyorsun? Mübarek. Diğer belgelere en fazla kaç faizle ekleyebiliyorum? Fazla mı olmuş bu bütünleştirmem sizce? Fazla mı? Zalim Güldane Hocam buna fazla demeye dilim var mı? ...anam sen kitap yazmışsın... ...sen onu yayın evine gönder de... ...kitap olarak basılsın bari... ...hiç değilse... E, ...meslektaşlarına faydalı olur... ...kara vicdanlı Güldane Atmaca hocam... E, ...sevgili Güldane hocam... E, ...güzel dilekler için... ...ben teşekkür ediyorum... ...Bingöl'e de kucak dolusu selam gönderiyorum... E, ...özellikle... ...3 metrelik e, karlarına... ...biliyorsunuz ki orada 3 metre... ...4 metre olur karlar yol boyunda onu ayrıca e, sevgili anayım. Et, kazanımlarla etkinliklerinizi bütünleştirmen e, fazla olmamış. Dehşet olmuş. Onu okuyacak bir tane değerlendirici olduğunu zannetmiyorum. Bakın verilen karakter sınırını aşmamanızı tavsiye ederim. Niçin? Çünkü o karakter sayısı bile fazla. Orada istenen şu. Bu projeyi yaptınız. Efendim ana sınıf öğretmeniyseniz ana sınıfında hangi e, yetkiliklerle yetkinliklerle ilişkilendirdiniz? Bu falanca etkinliği falancayla şöyle yaptık böyle yaptık bakın hikaye istemiyor sizden. Sizden bir <laughs> uzun bir anlatım istemiyor. Orada istediğin açık ve net diyor ki kardeşim bu proje yaptın ama bu projeyi hangi dersine ya da <laughs> ana sınıfı tabiriyle hangi etkinliklerle, hangi uygulamalarla veya şeylerle ilişkilendirdim? Diyeceksin ki öğrencilerin işte bilinçsel kişilerini geliştirmek bilmem ne yapmak bilmem ne yapmakla ilişkilendirdik. Bu doğrultuda projelerimizi yürüttük vesaire vesaire. 2000 karakter değil 1500 bin karakterle hatta 500 karakterle bile yazılabilir. Ama sen 5 sayfa yazdığına göre o sayfaların ben sana okunmayacağını garanti olarak vereyim. Dolayısıyla e, belgelere de bunu ekleme derim. Diğer belgelere ikinci kısım sorunu o. En fazla kaç sayfa ekleyebiliyorum diyorsun. Belgelerde 3 belge ekleme hakkınız var. Sa e, yazdığınız e, yazı veya eklediğiniz çalışma 10 e, sayfada tutsa o bir belgedir. E, i̇simler farklı olacak çünkü. Örneğin diyelim ki bir e, sohbet geçmişinizi yüklediniz mesela. Bu bir belgedir. Hocam biz o kadar sohbet ettik ki 15 sayfa tuttu. 15 sayfa ise 15 sayfa fark eden bir şey yok. Onu oraya yüklediğiniz zaman e, o sadece bir belgedir. Efendim e, hocam biz online görüşme geçmişimiz misafir göremeyeceği için oranın ekran görüntüsünü aldık onu da attık. O da bir belgedir. Hocam ben linkler yetmemişti börde doldurmuştum. E, o kadar linkim çok ki e, 25 sayfada link tuttu olsun o da bir belgedir dolayısıyla e, o konuda bir sıkıntı olmayacak e, güldane öğretmenim ama e, sen o 5 sayfalık şeyi oraya koyma derim yazıktır e, incitme atanı e, yani orada bunu okuyacak öğretmen var e, adam akşamı etmesin zaten okuyamaz e, istifa edip gidebilir yani bir kişinin ekmeğiyle oynamayalım Sadece bu bölümü 5 sayfa yaptıysanız alım hocam sıkıntı olur. Kübra hocam demiş ki daha doğrusu Kubra hocam teknolojik kullanımı kısmında projede yaptığımız web ikili her etkin ayrı ayrı linkini mi vereceğiz? Sevgili öğretmenim web ikillerin hepsinin ayrı ayrı etkinliğini vermeyeceksiniz ama şöyle bir şey var. Diyelim ki e-book yaptınız e-book sayfasının linkini verebilirsiniz. Efendim blog yaptık. Blogun linkini verebilirsiniz. Hocam Voki'de bir seslendirme yaptık ama bunu YouTube'a yüklemedik. Voki üzerinde kaydettik. Tamam Voki üzerinden linkini verebilirsin. Hocam biz bunları da yapmadık da biz bunları hepsini sayfaya yükledik. Yani Twinspace'de sayfaları yükledik. O zaman o çalışmalarınızın olduğu sayfaların linklerini vereceksin. Twinspace'de o çalışmaların hangi sayfalardaysa o çalışmaların linkini vereceksin. Böylelikle hiçbir sorun kalmayacak Kubra öğretmenim. Ee, isimsiz bir kahraman demiş ki: "Hocam biz burada iki tane WhatsApp grubu kurduk." Niye? Yerli ve yabancı olarak mı? Ki diyecektim. Evet öyleymiş. Biri Türk ortaklar, biri hem bizimkiler hem yabancılar. Bak şimdi bak 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 bak. Ha birinde sırf dedikodu yapalım diye Türkleri topladınız. Öbüründe yabancılar var. <laughs> ya aramızda yabancı var. Aman dikkatli olalım diye kibar konuşuyorsunuz. Anladım. İki bir grubu linkinde verelim mi yoksa hangisini verelim? Ortak olanı verin. iki grubu vermeyin zalımlar. Bir şey içerisinde iki tane olmaz. iki tane WhatsApp grubu olmaz. Çünkü proje ile ilgiliyse Orada tüm ortakların bulunması lazım. Hale jale şöyle bütün mahalle bir grupta. Da. Hans, e, Daniel, Manyıl e, onlar da siz yine başka grupta. E, onlar da ayrı bir grup açarsa ne yapacaksınız alımcım? Dolayısıyla e, tabii ki ne yapacaksınız? Hepinizin bir arada bulunduğu WhatsApp grubu hangisi ise onun linkini vereceksiniz sevgili öğretmenim. Sevgi Öztürk dedi ki, Twinspace'de bulunmayan çalışmalar kısmına neler yüklemeniz gerekiyor? Facebook, Instagram, blog linkleri mi? Sevgi Hocam, aslında her şey Twinspace'de zaten var. Ancak burada e, o kısımda iki farklı bir anlam yüklüyor. Diyor ki, Twinspace'de bulunan olsa da sanal olarak Twinspace alanı dışında oluşturduğunuz linkler. Örneğin blog sayfası, örneğin WhatsApp grubunuzun linki, örneğin Facebook grubunuzun linki, örneğin e-book grubunuzun linki, örneğin YouTube'a yüklediğiniz, e YouTube'da açtığınız hesap, e YouTube hesabınızın, e projelerinizin, ürünlerin olduğu e linkler. Bunları vereceksiniz sevgili öğretmenim. E yani açıkçası projeyle ilgili... E, proje dışındaki tüm online sitelerindeki yaptığınız çalışmaların linklerini vereceksiniz. EBA'ya haber yüklediniz. Onun haber linkini vereceksiniz. Okulumuzun sitesinde bahsetmiştik hocam. Okulumuzun sitesinde çok güzel haber yaptık. E, sitemize koyduk. Tamam çok güzel. Onu da linkini oraya ekleyeceksiniz. Sevgi Öztürk yine demiş ki partner okullar arası işbirliği bölümüne işbirlikçi tüm çalışmalardan mı bahsedelim yoksa sadece final üründen veya başla veya başla nelerden bahsetmeliyiz? Partner okullar arası işbirliği biraz önce de benzer soru gelmişti. Dedim ki partner okullar arası işbirliği işbirliği ne demektir arkadaşlar? Bir işe başlarken karşılıklı yol yöntem çizme, usul belirleme, konu belirleme, yol haritası oluşturma, Efendime söyleyeyim öğrencileri bir araya getirme vesaire yani yapılacak her türlü çalışmanın planlandığı, görüşüldüğü, değerlendirildiği, tartışıldığı, yol belirlendiği alan. Dolayısıyla işbirliği bölümüne e, diyeceksiniz ki örneğin projemizde şu kadar ortakla katıldık. Efendime söyleyeyim e, şeyde e, projenin Timi Space Online görüşmeler bölümünde şu kadar. Ayda bir veya 15 günde bir e, toplantı yaptık canlı görüşme yaparak üyelerimizle tanıştık onlarla projemiz içeriğiyle ilgili düşüncelerimizi ifade ettik karşılıklı e, öğrencilerimizi görüştürdük yine forum alanında projemizle ilgili tartışmalarda bulunduk efendim proje içerisinde görev dağılımında bulunduk bu görev dağılımında e, proje ortaklarımız demokratik katılım e, doğrultusunda e, görevler aldılar. Bu görevlerle ilgili çalışmalarla ilgili, e, efendim söyleyeyim istişarelerde bulunduk. Facebook'ta, WhatsApp'ta grupları oluşturduk. O gruplarda e, ortaklarımızla çalışmalarımızı sergiledik. Projemizle ilgili görüşmeler yaptık. Gibi işbirliği bu. Bu çalışmalar sonucunda hem e, proje çalışmalarını yürütürken hem de e, ortak ürünlerimizi hazırlamış olduk diyeceksiniz sevgili öğretmenim. Harun Dağdelen Manisa. Sevgili Harun Hocam yakınmışız bu arada Manisa'ya kucak dolusu selam olsun. Ee, bayağı da sıcaktır bugünlerde Manisa. Allah sizlere sabır versin. Sayın Hocam okul öncesi için başvuruda müfredata entegre kısmını nasıl doldurmalıyız? Ee, demiş. Ee, Okul öncesi için başvuruda müfredata entegre kısmı şu. Şimdi hocam biliyorsunuz sizin okul öncesi şeyde günlük çalışmalarınız ve bunlarla ilgili gelişmeler oluyor. Şu anda tam hatırımda olmadığı için diyorum. Orada da aynı şekilde kazanım yani atölye çalışmalarınız falan oluyor ya. Onlarla atölye çalışması falan ne şeyler oluyor. Sizin biraz karışık kuruşuk işler. Bizim normal sınıf planları gibi değil. Ama orada da mutlaka kazanım vardır sevgili öğretmenim. Dolayısıyla o kazanım kısımlarını alır da e, projeyle ilişkilendirirseniz iyi olur. Projenizin tabii içeriğini bilmiyorum ama e, mutlaka oradaki öğrencilerde oluşturulan davranışlarla ilgili bir takım kazanımlar vardır. E, çeşitli yönlerden. O kısımda ilgili olanları ne yapacaksınız? Oraya gideceksiniz ki projemizde efendim şu şu yetkinlikleri geliştirmek için e, şu şu doğrultuda şeyler yaptık diyor e, dolayısıyla o şekilde orada ifade edeceksiniz e, sevgili Harun Dağdelen öğretmenim e, bu arada standup ekstra padlet açmamız gerekir mi? kesinlikle hayır kesinlikle hayır e, bakın bu ekstra padlet için kim çıkardıysa kaynanası evinden 6 ay gitmez olsun Yani tek kelimeyle bunu söyleyeceğim Yahu anlat anlata bitiremiyorum. Bir buçuk senedir söylüyorum. Yapmayın bu zulmü. İnsanlara bu zulmü yapmayın. Ekstra patlete gerek yok. Ekstra patlet başvuruda gerekli değildir. ihtiyaç değildir. Tamamen gereksizdir. Dolayısıyla esas olan sizin proje sayfaları içerisindeki çalışmalarınızdır. Bunu kim istiyorsa onun kaynalası altı ay değil, altı ayın üzerine bir de e, korona yasağı çıksın da bir altı ayda öyle gitmez olsun diye beddua edebilirsiniz rahatlıkla. Onun için sakın özel patlet eklemeyin. Ekstra bir patlet açmana gerek yok sevgili Harun hocamız. Sevgi Öztürk demiş ki hocam Facebook ve Instagram linklerini versek de göremeyecekler ki şifre ister. Bak 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 bak. Eee? Fece ve Instagram paylaşımlarımızı UDS'ye nasıl göstereceğiz? Kuzucağızım oradaki amaç efendime söyleyeyim aha da gel biz bunları yanaştık bak nasıl dedikodunuzu yaptık gelin de izleyin değil. Oradaki amaç bakın biz ortaklarımızla bu sanal medya organlarını kullandık. İşte o adam tıkladığınız zaman sizin sayfanıza bakmayacak zaten. Yani gelip de aa bakayım buna kız ne yazmışlar bunlar. Anam bak bak kaynanasından pek şikayetçi demeyecek. O tıkladığı zaman örneğin WhatsApp grubunu tıkladığı zaman ne görecek? Sayfanın adını görecek. Diyecek ki örneğin Sevgi Öztürk ve Hanedanları projesi. Ha, bak bu proje için sayfa açılmış. Facebook'a tıkladığı zaman ne görecek? Sayfanın adını görecek. Ne diyecek? Sevgi Öztürk ve e, Mahdumları e, Bilimum e, Limited Ticaret Şirketi. İsmini görecek. Dolayısıyla e, bu şekilde bakacaklar. Sevgili öğretmenim, oradaki amaç içerinde ne oluşturdu yazdığınız e, yazdığınız, konuştuğunuzdan ziyade e, onları oluşturmuş olmanızdır. Zaten ne konuştuğunuzu onlar çok ilgilenmezler ama sadece Teams'te sayfalar e, şeyde Team Space, online görüşmeler alanındaki ee, sohbet geçmişini indirip de eklediğiniz zaman orada Sevgi Öztürk konuşmalara katılmış mı? Tartışmalara katılmış mı? Sohbete katılmış mı? Proje de e içeriğiyle ilgili, ortaklarınla ilgili istişarede bulunmuş mu diye sadece adını yazacaklar. Kaç tane Sevgi çıktı? Onu görecekler sevgili Sevgi Öztürk hocam. Nurten Can hocam demiş ki Teknoloji kullanımı ve partner okullar arası çok kibar konuştum ve partner diye partner evet ee, teknoloji kullanımı ve partner okullar arası kısmında Twin Space linkini verecek miyiz yoksa sadece ilgili linklerimi verelim sevgili öğretmenim Twin Space'te ilgili linkler aynı şey yani vereceğiniz teknoloji kullanımında nedir örneğin web ikili araçlarıyla çocuklara çalışmalar yaptırdınız akıllı tahta kullandırdınız <laughs> efendime söyleyeyim tabletler kullandırdınız ne bileyim telefon uygulamaları kullandırdınız, web araçlarını e, tahtada gösterdiniz. E bunların ne yapıyorsunuz? Görüntülerini çektiniz. E nereye yükledik bunları? Tabii ki sayfalara yükledik. Hocam iyi de ben bunları 5 sayfaya yükledim. E, yapacak bir şey yok. 5 e, sayfayda da yani linkini atıver. Nedir? Twinspace'de hangi sayfalarda varsa Twinspace içerisinde o sayfaların linkini atın. Ya e, şunu da diyebilirsiniz. Ya Allah aşkına hocam yani zaten bunlar orada var. Ne gerek var? Doğru var da hani bunu değerlendirecek kişi okuduktan sonra gireyim de sayfayı arayayım demesin. Tık a, tıklasın görsün. Tıklasın görsün. Tıklasın görsün. Tıklasın görsün. Tıklasın, görsün. Bu amaçla e, linkleri veriyoruz sevgili öğretmenim. Dolayısıyla direkt Teams linkini değil o çalışmalarınızın ispat edecek sayfaların linkini verirseniz çok daha hızlı ve sağlıklı bir değerlendirme olacağını söyleyebilirim. İsimsiz bir kahraman demiş ki, hocam başvuruyu birkaç kez düzenlemek zorunda kalsak problem olur mu? Hiçbir problem olmaz, sadece problem sende olur. Ne gibi? Lan bıktım gari yeter evi terk ediyorum projeyi terk ediyorum hayatımda bir daha proje yapmayacağım bir daha bu eve masaya bile oturmayacağım diye bir değişiklik sizde olabilir. Onun dışında proje içerisinde hiçbir sıkıntı olmaz rahat olun e, istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. E, demiş ki birisi hocam ben içeride değilim içeride derken hapiste mi? Ama videosuna ulaşırım. Hocam ben içeride değilim ama videosuna ulaşırım. O yüzden sormak istedim. Diğer belgelere Whatsapp, webinar, sohbet geçmişlerini yüklemeliyiz. Yoksa gerek yok mu? Demişsiniz. Şimdi içeride değilim derken ben de şu anda içeride değilim. Ee, emekli olunca bir 6 ay hüküm yemek istiyorum. Ee, o yüzden e, suç işleme özgürlüğümü kullanıp gidip inadına bir e, şeyin dükkanın camını indireceğim. ...içeride e, olacağım o zaman... ...sen de içeride olmadığına göre... E, ...sen de katılabilirsin bana... ...ondan sonra içeride yazarız... ...şimdi... E, ...diğer belgelere WhatsApp, webinar... ...sohbet geçmişlerini yüklemeliyiz... ...diğer belgelere sevgili öğretmenim... ...WhatsApp geçmişini yüklemene gerek yok... ...webinar geçmişini yüklemene gerek yok... ...sohbet geçmişini... ...yüklemene gerek var... ...neden gerek var... ...çünkü sohbet geçmişi misafirin göremeyeceği Twin Space içerisinde projenizin ortaklarınızla değerlendirdiğiniz göreceğiniz yerdir. Dolayısıyla rahatlıkla ee, orayı e, sohbet geçmişini mutlaka ve mutlaka yükleyiniz sevgili dostlar. Çünkü o sohbet geçmişi Excel dosyası halinde iner. E, bugün hatta bir arkadaşım aradı. Dedi ki yani hepiniz arkadaşımsınız. Hepiniz dostumsunuz kardeşimsiniz, evladımsınız. Ee, Neydim, ne diyeyim, daha? Başka sıfat bulamadım. Dedi ki hocam ya bizim e, projede diyorlar ki ya bu projedeki sohbet alanının gelişmişine ne gerek var? E, şeye girer. Efendime söyleyeyim neymiş? E, kişisel e, etik değil. Niye? İşte güvenlik ihlali. Ya ne güvenlik ihlali? Orada ne yapıyorsun? yani sohbet odasında nasıl bir konuşma yapıyorsun mübarek nasıl bir sohbet içerisindesin ki güvenlik ihlaline girsin bunu soracak söyleyen arkadaşı e, biraz mantığa ve hatta mantıya davet ediyorum yani e, efendim sohbet geçmişi e, güvenliğe girermiş ya niye güvenliğe girsin kardeşim orada sadece adın yazıyor A ale bilmem ne jale bilmem ne asan bilmem ne orada film çevirmiyoruz neyin güvenliği kardeşim TC'mizi vermiyoruz bilmem özel bilgi vermiyoruz. Ne konuşuyoruz? Kaynanamız hakkında da konuşmuyoruz. E ne konuşuyoruz? E projeyi konuşuyoruz. E bunu inceleyecek kişi ortaklar arası iletişim işbirliği konusunda açıp da acaba bu Asan Hoca bu sohbete katılmış mı demeyecek mi? Diyecek. E demezse nereden bilecek zaten benim o sohbette olduğumu? Belki 100 sayfa sohbet yapmışızdır. Bir kere bile Asan Hoca yoktur orada. E şimdi sohbet sayfası sayfalarda otomatikman var. Dolayısıyla bu tür şeylerde de inanmayın ama diğer belgeler kısmına bakın. Webinar dediğimiz WhatsApp sohbet geçmişleri şu. Webinar dediğimiz şu sevgili dostlar. Hazır burada açmışken göstereyim. Örneğin içeri girmek isteyenler var. Onları da çaktırmadan şu arada bir reklam arası gibi hemen e, kabul edeyim. Serap Güleç öğretmenimiz içeri girmek istiyor galiba. Ay, e, Ayse Öz hocam da girmek istiyor. Ben kabul tıklıyorum ama çabuk e, hızlı gitmiyor sistem. Gördüğünüz gibi bu da twinning'in hızının ispatı arkadaşlar. Yani kabul et dedim. E, telefon internetiyle bağlı olmama rağmen ne kadar geç yürüdüğünü dikkat ediniz. Neyse sonra yaparız. Twin Space'de Ee, bir dakika soruyu anlatayım önce de. Ha, buraya bakacağım Figen hocam bakacağım. Rahat ol. He sohbet geçmişini anlatacaktık. Bakın arkadaşlar. Ee, diyelim ki örneğin ee, şuna girdik. Gezinti girdik. Şimdi burada çevrimiçi toplantılar kısmında geçmiş etkinlikler misafirler tarafından görülemez. Dolayısıyla bu benim size tavsiyem. Efendim bakın burada kaç tane yapılmış? 10 tane ortaklar arasında görüşme yapılmış. Ne yapmışlar? Proje sonu değerlendirme webinar yapmışlar. geçmişten bakalım. İlk önceden proje tanışma iş bölümü görüşmesi yapmış. Haa. ne yapmış? Proje kapsamında kullanacağımız web içinden eğitimleri yapmışlar. Oo, tatil anılarıyla ilgili görüşme yapmışlar. Oo, projenin gelişim webinarı yapmışlar. Birinci kademe öğrencilerin buluşması yapılmış. İkinci kademe öğrencilerin buluşması yapılmış. Öğrenci genel buluşması yapılmış. Yine öğrenci buluşması yapılmış. Efendim proje sona erirken genel durum görüşmesi yapılmış. Ve projenin sonunda değerlendirme görüşmesi yapılmış. Çok güzel. İyi de burayı misafir göremez ki. E hocam ne yapacağız o zaman? Gayet basit. Bunun ekran görüntüsünü alırsınız. Diğer belgelere dersiniz ki e, online geçmiş online görüşmelerimiz dersiniz. O kişi de baktığı zaman demek bunlar 15 günde bir bir araya gelmişler. Ulan ne yaptı lan bunlar 15 günde maşallah maşallah hatta bir de puu nazar değmesin deme şansı olur. Dolayısıyla bunu bir ekran görüntüsünü alıp bir Word'e ekleyebilirsiniz. 2-3 e, ekran görüntüsü ayrı ayrı ekleyeceğinize bir Word üzerinde bunları birbirine eklersiniz. Word sayfası olarak kaydedersiniz. Sonra onu tek bir belge olarak oraya yüklersiniz. Başka neyi yüklersiniz? Yine çevrimiçi toplantılarda sohbet odasına girdiği zaman misafir sohbet geçmişini indiremez. Sohbet, sizin bu proje ile ilgili neler görüştüğünüzü göremez. Göremeyeceği için de siz sohbet geçmişini indir diyeceksiniz. Sohbet e, projenizin ne zaman başlamıştı? Diyelim ki bu proje 1 Temmuz 2019'da başladı. Ne zaman bitti? Diyelim ki Eylül 2019'da bitti. Burada seçecek Eylül 2019'u son tarihine seçti. 30 Eylül'de bitti ve dışa aktar diyecek. Dışa aktarma programı indir diyecek ve bir bakacak anamda bilgisayarın köşesine. Sohbet iniyor. Sonra işte bu sohbeti ne yapacak arkadaşım? Bakın bu Excel dosyasını. Gördüğünüz gibi bakın kaç sayfa. Abo diyeceksiniz. Abo demektense burada kimin ne yaptığı ne konuştuğu tarihiyle orada nedir? Kayıtlıdır. Burası özel alan değildir. Yani güvenlik ihlali yapacağınız yer değildir. Dolayısıyla projenize gelecek kişi Diyecek ki, örneğin buraya girecek, örneğin kimi atalım? Sabriye Çelik, Sabriye Çelik diyecek ve tümünü bul diyecek. Bakalım Sabriye'yi bulduk mu? Gördüğünüz gibi Sabriye ne anam kız Sabriye ne konuşmuşum maşallah. Sabriye'nin bu kadar konuşması var gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sabriye 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 diye diye bilgisayar heder oldu. Her konuşması bir satırdır. Bakın her konuşması. Burada sonrakini bul dediğim zaman bakın. E, burada Sabriye'nin her konuşmasına bak sonraki şuradaki işarete dikkat edin. Sabriye nereyi gösteriyor? Yine sonrakini bul diyorum. Bak burada demiş. Burada demiş, burada demiş, girmiş çıkmış, girmiş çıkmış, girmiş çıkmış, girmiş çıkmış vesaire. Burada Sabriye ile ilgili tüm görüşmeler ne oldu? Böylece dizildi. Dolayısıyla ben burada şuna bakarım. Ha demek ki ne yapmış? Ee, mesela Sabri demiş ki orada selam arkadaşlar proje ve ekip çok güzel gidiyor demiş. Maşallah. Bak bütün çalışmalar karşı yazışmalar karşınızda. Dolayısıyla işte ne demiş öbür tarafta Sabriye? Hoş bulduk Ülya Hocam demiş. Ülya da demiş ki her gün olursa birçok bebek öğreniriz demiş. Hülya Sabriye'de de demiş ki Asiye hocam sanal müziği hangi programla yapacaksınız be ya? demiş. Gördüğünüz gibi yani bakın bunlar nedir? Proje ile ilgili görüşmelerdir. Tarihi saatiyle kayıtlıdır. Kimin ne yazdığı kayıtlıdır. Bunu misafir göremez dostlar. Göremeyeceği için bunu da geçmişi indirip diğer belgelerde 3 tane belge eklemekleriniz var ya. Birisini demin dedim ki. Çevrimiçi toplantılarda geçmiş e, görüşmelerin ekran görüntüsünü alın dedim. Bir. Sohbet odasının bu görüşme geçmişini indirin. Oraya ekleyin dedim. İki. Üç ne? Üç de herhangi bir link sayfası falan. Bin karakter çünkü link sayfası. Çok paylaşımınız vardır fazla sitelerde Orada yetmediyse yeriniz. linklere bir Padlet'e veya bir Word belgesine yapıştırırsınız. E, ve başvur belgesine dersiniz ki link alanı yetmediği için linkler e, word dosyasına eklenerek belgelere yüklenmiştir dersiniz o da etti 3 böylelikle 3 belge hakkınızı doldurmuş olursunuz sevgili öğretmenim e, durum budur efendime söyleyeyim geliyorum e, zalimler e, buraya geçemedim Figen hocam burayı bitireyim de oraya geçeyim diye geliyorum o yüzden hakkını helal et Hocam ben içeride değilim ha bunu yapmıştık e, mutlaka videosunu ulaştırırsanız sevinirim ha bu ha içeride şeyde değilsin ha toplantıda değilsin tamam isimsiz kahraman öğretmenim sen toplantıda değilsin biz e, toplantıdan sonra youtube'a yükleyeceğiz oradan da tekrarını izleyebilirsiniz. Esin Özcan hocam hocam İngilizce öğretmeniyim harika projemizde yabancılık katılımcılar vardı ama katılım sağlamadılar problem değil. Yabancı ortakların olması veya olmaması kalite etiketini almayı etkiler mi? Hayır, etkilemez. Değerlendirme. Bireyseldir esin Özden hocam. E, projenizde yabancı katılımcılar var ve onlar bir şeyler yapmadılarsa o onların problemi. Siz e, çalışmalarınızı yaptıysanız biliyorsunuz etiket almak için önce her ülkenin kendi ulusal destek servisini yapmak zorunda, değerlendirme yapmak zorunda. Siz çalışmalarınızı bitirdiniz. UDS'ye sunacaksınız. UDS size ulusal kalite ödülü verecek. E onlar da sunacaklar. E, onlar da sunacak bir şey yoksa sunmayacaklar. Böylelikle siz ulusal kalite ödülüyle kalmış olacaksınız. Ama onlar da sun, e, çalışma yapmış olsalardı, onlar da ödül almış olsalardı, e, farklı iki ülke, birden fazla ülke olduğu zaman Avrupa Kalite Ödülü e, konusu ortaya çıkar. Bu durumda ne yapabilirdi? UDS projenizi Avrupa Kalite Ödülü'ne aday gösterebilirdi. Ama bu durumda onlar hiçbir şey yapmadılarsa siz yine ödül alırsınız ama ulusal kalite ödülü al alırsınız. E, ödülünüzü almayı etkilemez sevgili öğretmenim. Hocam Merhaba isimli bir kullanıcımız demiş ki ortak ürün oluştururken kaç üye varsa hepsinin katılması mı gerekiyor? Tabii ki ortak ürüne ama şu katılmıyorsa onun sorunu. Yani bir projede e, 13 kişisiniz galiba. 13 kişiyi dahil edemedik diyor. Olabilir. E, blok oluşturan olduğu için projeden çıkartamadığım bir üyedimiz katılmadı diyor. Çıkartamadığım. Niye çıkartırsın ya? Yani devamsızsa şeyse çıkartabilirdiniz. Her neyse ortak ürünü 12 kişiyle planladık olsun. 12 parçadan oluşuyor. E gayet güzel. 13 kişiyi de 13. kişiyi dahil edemedik. Sorun değil. 13. üye için parça ortaklar tarafından eklenmesi gerektiği ona da yapıldığı yazılmadan sadece bu parça şu ortaklar tarafından tamamlandı denilmesi gerektiği söylendi. E tabii ki onun adını yazmanız gerek yok. Katılmayan bir kişinin adını yazmanıza gerek yok arkadaşlar. O çalışmaya örneğin kitap yaptınız. 13 üyeniz var. 12'siyle yaptınız. O 12 kişinin adını yazarsınız. Katılmayan adamın zaten orada ne işi var? Ee, ve bu sizin ortak çalışmanızı da engellemez onu da söyleyeyim yani herhangi bir zarar da vermez o kendine zaten zararı vermiş katılmayarak ee, birçok projede tam katılım sağlanmıyor diyor bu konuda bilgilendirmenizi rica edemem demiş hocam merhaba sevgili hocam merhaba ee, dediğim gibi kişinin katılmaması kendi problemidir siz e, projede katılım sağlayan kişilerle yaptığınız her şey Ortak çalışmadır. Dolayısıyla çoğunluk katıldıysa ortak çalışmadır. Bir kişi veya üç kişinin katılmaması ortak çalışma e, şeyini engellemez. Dolayısıyla siz herhangi sizin açınızdan bir tehlike yok. E, o kişinin de adını yazmayın. Adını dağlara yazdım yarim diye bir not bırakın. E, ama sayfaya yazmadım diye de ifade edin. E, her şeye başvuruda yazmanıza gerek yok. Bunun bilgini yazmanıza gerek yok. Sadece kişiye mesaj atarsınız. Adını dağlara yazdım yarim ama bir tek bloga yazmadım veya kitaba yazmadım diye onu bilgilendirin. Ee, bunu baktıkça e, beraberliğinizi hatırlayacaktır. Esra Pektaş hocam demiş ki Hasan hocam proje sayfası başvurusunda ana sayfanın linkinin yanı sıra sayfalarda yer alan ay ay çalışmanın linklerini de ayrıca vermek ne kadar doğru. Ne kadar doğru konusu şu hocam ee, onu şeyde vermiyorsunuz. Linkler için bin karakter kısıtlaması var. Çok güzel. Orada vermiyorsunuz. Bakın e, konuyu lütfen dikkatli anlayınız. Şimdi e, projenizde e, şey yaparken e, bağlantıları verirken sevgili dostlar, e, Twin Space ana sayfanızın linkini veriyorsunuz, bir tane sadece, tek bir tane de. İlk başta linkler var ya, öyle linkleri. Örneğin şuradan açayım ben, diyelim ki kalite etiketi başvurusu açalım şuradan. Açtığım zaman şunu kapatayım ben bir. Evet, örneğin kapat dedim. Şunu da büyüteyim. Örneğin bunu açtık. Bakın. Başvuru yaptık. Linkleri ekliyorum. Dikkat ederseniz. Bakın. Ne yapmışız? Sadece Twinspace'in ana sayfasının linkini vermişiz oraya. Diğer sayfaların linklerini asla burada vermiyorsunuz. Asla vermiyorsunuz. Unutmayın. Diğer linkleri diğer sayfaların linklerini buraya eklemiyorsunuz. Burada Twinspace'in sadece ana sayfasının İlk başa linkini verdiniz. Ondan sonra blogunuz, efendim kitabınız, YouTube'daki videolarınız, onların linklerini veriyorsunuz. Buraya sayfa linki vermeyeceksiniz sevgili öğretmenim. E, dolayısıyla e, ona dikkat edelim. Ana sayfa neresi hocam derseniz, örneğin diyelim ki Ela Ela ile el, el, okulda projesi. Aha girdiğiniz zaman bu sayfa açılan bu sayfa, ana sayfa dediği sayfa. Şu kısmı kopyalıyorsunuz ve bunu başvuru etiketinde şu başa yapıyorsunuz. Şuraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdınız. Dolayısıyla işte bu yeterlidir. Burada linkler bölümünde sayfa linkleri verilmeyecek sevgili dostlar. Olayı bu şekilde dikkat edersek Esra Pektaş hocam çok daha iyi olacaktır. Eee Ayrıca YouTube'a videolarını liste dışı kaydediyorum. adres başvuruda versen de göremeyecekler. Ne hayır hayır. YouTube'a videolarını liste dışı da yapsanız, link liste dışı şu demektir hocam YouTube'da linki paylaştığınız kişiler görebilir, linki paylaşmadığınız kişiler göremez. Bu demektir. Siz oraya YouTube'a, örneğin burada bakın ne yapmışız, burada. Ee, bakalım bir tane video var. Hemen bununla ilgili seni ikna etmek için kopyalıyorum bakın YouTube linkini. Getiriyorum buraya. Ne yaptım? Bakın getirdim. Getir demedim. Yapıştır ve git dedim. Neymiş bakalım? Heh, i̇lk yardımla ilgili evet, bir webinarımızın ki... neyi var? Ee, burada anlatımı var. Dolayısıyla bu ilk yardımla ilgili anlatımda eee Arkadaşlar çalışmamız liste dışı olsa dahi burada sadece ortaklarımız görse dahi nedir? Linke sahip olduğu için o kişi bunu direkt ben görüntüleyebilir öğretmenim. Unutmayınız linke sahip herkes görüntüleyebilir anlamına gelmektedir. Esra Pektaş Hocam bilginiz olsun. Yağmur Zeytin Hocam demiş ki Sayın Hocam müfredatta entekle kazanın numaralarını mı yazmalıyız? Hayır numaraları girmeyin. O numaralar yemezler. Dolayısıyla arkadaşlar siz açıklamada hani dedi ya kazanım e, nedir? Mesela şurada örneğin e, yine bu da bir başvuru. Başka bir başvuru daha var örneğin. Oradan da gösterebilirim size. E, diyelim ki şurada bakın ne yapmış öğretmenim. Öğretmenin başvuru yapmış. Bakalım kazanımlar neredeydi? Kazanımlar yok. Çok gitmişiz. Ee, etkileri ve dokumentasyon. geliyorum. Aa bak kazanımlar. Yok bu da değil. Yemedi. Ha bakın burada kazanımlar. Ne demiş? A 3 madde var burada. Şey iki madde var ya burada. A ve B diye. A ile ilgili demiş ki: "A proje Türkçe demiş bakın. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar, hazırlıksız konuşmalar yapar." 2 boyama ve çizgi çalışmaları yapar. Üç, dinledikleri, izledikleri ne yönelik sorulara cevap verir. 4 kelimeleri anlamlarıyla uygun ee, demiş orada bir eksik kalmış. Görsellerle ilgili sorulara cevaplar, kazanımları. Bu kazanımları verdim demiş. Ayrıca demiş dramada şunu yaptım, drama dersinde. Resimde demiş bakın, resimde bunları yaptım. Duygu ve düşünceleri görsel sanat çalışmalarına yansıtır. Çevresindeki obje ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar. Dikkat ederseniz burada kazanım ne o şu bu diye Herhangi bir şey yok sevgili öğretmenim. Dolayısıyla <laughs> siz de çalışmanızı bu şekilde ifade edeceksiniz Yağmur Zeytin öğretmenim. Ee, ayrıca demiş diğer dosyalar kısmında link dosyası gibi siz neler yüklememizi tavsiye edersiniz demiş. Link e, diğer dosyalar kısmını biraz önce açıkladım. Dedim ki sohbet online görüşme kısmınızı görüntüsünü yükleyebilirsiniz. E, sohbet odasındaki sohbet geçmişini indirip yükleyebilirsiniz. Bir de linklerinin sığmadıysa onları bir Word belgesine ekleyip yazabilirsiniz dedim. Sevgili öğretmenim. Ne şarkı hocam? Demiş ki müfredatı entegre ederken proje etkinlik adlarını da yazmalı mıyız? Hayır hocam. Etkinlik adlarınızı yazmanıza gerek yok. Orada şu projenin genel olarak bakıyoruz. Yani orada tek tek şu etkinlik şu kazanımla bu etkinlik bu kazanımla bu etkinlik bu kazanımla demeyeceksiniz. Orada biz Projemizi hangi e, genel e, olarak hangi kazanımlarla ilişkilendirdiğimizi yazacağız. Sevgili Neşe Akgül öğretmenim saygılar sunuyorum. Tünün örnek hocam. Öğretim yöntem ve teknikleri müfredatla ilişkilendirme beraber mi yazmalıyız? Öğretim yöntem ve teknikleri sevgili hocam. Bakın e, burada dikkat ederseniz yöntem ve teknikleri yazmıyor burada sordu, yazdığı soru müfredatınıza ve ders konularınıza nasıl entegre atmaya çalıştınız? Dedik. Efendim ve anahtar yetkinlikleri var. Dolayısıyla şey kısmı orayla alakalı değil sevgili öğretmenim. Yani yöntem ve teknikler ayrı. Yöntem ve teknikler öğrencilerin eğitimsel yenitilik ve yaratıcılık kısmında bahsedeceğiniz şeydir. Bakın burada yöntem ve tekniklere dikkat ederseniz işte sunuş yolu, araştırma inceleme, anlatım, tartışma, dramatizasyon bilmem ne demiş, kurallarla ne yapmış, ifade etmiş sevgili öğretmenim. Oraya birbirine karıştırmıyoruz. Bilginiz olsun. Yağmur Zeytin, Aslan hocam afiş ve logo anketi için bilincilere canvada başarı belgesi hazırlamıştık. Ayrıca bir anket raporu hazırlamalı mıyız? Yok hocam, şimdi bu anket bakın eee logo anketi, eee başarı belgesi hazırlamıştık. Yani onun bir anlamı yok. O kendi aranızda arkadaşlar, dostlar görsün diye bir şeydir o. E, belgedir. Yani projenin değerlendirmesi açısından o buna başarı etiketi vermiş, belgesi vermiş demezler. Eee o bir anlam taşımaz. Kendi aranızda bir, o bir e, nezakettir. Eee kendi aranızda bir ince davranmış olarak uygulamışsınız. Eee Logo anketi için ayrıca bir ankete gerek yok. Anket dediğimiz şu, logo anketi veya poster anketi şeydir arkadaşlar. Görseldir zaten. Yani orada bir rapora gerek yok. İşte şöyle de diyebilirsiniz belki illa istiyorsanız efendim 40 üyemizden 40 üyemiz katıldı. Birinciyi seçtik mi diyeceğiz ya böyle bir şey olmaz. Anket dediğimiz genelde sorularla ilgili. Yani. Projenin içeriğiyle ilgili anket, e, afiş, logo anketleri demokratik katılım. Yani proje için demokratik, e, ortaklar arası demokratik davranış kurallarının geliştirilmesi için yaptığınız bir uygulamadır. E, normal anketlere girmez yani. O sadece dediğim gibi yarışma. Anket değil o. Aslında bir yarışma. E, anket dediğimizde projenin içeriğiyle ilgili sorulan sorular. E, i̇lk başta projeyle ilgili gelişmede eksiklerinizi belirleme yönelik sonuçta projenizin sonucunda neler kazandığınıza yönelik şeylerdir sevgili öğretmenim. Ee, o şekilde değerlendirmenize gerek, değerlendirmeniz gerekir. Benek Çaramık hocam müfredatta entegre kısmını sığdıramadığımız için patlet yaptık. Linkini nerede paylaşmalıyız? Müfredatla entegre kısmını sığdırın hocam. Allah rızası için sığdırın. Allah rızası için sığdırın. Ee, 2000 karakter bunu okuyacak da insan. O yüzden lütfen ee, Sıdıramadık demeyin e, çok bütün kazanımları yazmışsınızdır. Örneğin bu öğretmenimize bakıyorum e, incelemem için bir göndermişti. Baktığım zaman mesela burada kazanımlarına e, gayet rahat olarak e, buraya bu kadar yazmış. Bakın bir proje ile ilgili. E, baktım 1200-1300 karakter falan gayet yeterli. E, bu kadar. Yani yoksa zaten bunu da tek tek okuyacağını da zannetmiyorum değerlendireceğini. O yüzden ha e, hocam yine de şey yaparsan o zaman yapacak bir şey yok. bununla ilgili linki de o zaman buraya altına yapıştırın derim. yapacak bir şey yok. Çünkü mantık dışı bir şey oluyor ama onunla ilgili linki de o açıklama kısmına link olarak padletinizin linkini ekleyebilirsiniz. Sevgili öğretmenim ama dediğim gibi onu oku, kimsenin okuyacağını zannetmiyorum. Gülden Atmacı hocam. Hocam embed kodunu nasıl transfer ifrem yaparak atıyoruz? Size zahmet gösterir misiniz? Grupta da yazıldı. Video yüklenemediğinde etkilediği için bu şekilde yükleyin dendi. Sevgili öğretmenim iframe e, nedir? iframe e, kodlama ile yapıştırmadır. Diyelim ki <laughs> projede e, göstermem için e, boş bir sayfa bulmam lazım. Bu biraz şey dışı soru. Örneğin diyelim ki proje book bölümünde bakın iframe ile yapıştırılmış bunlar. Gördüğünüz gibi bunlar iframe ile yapıştırılmış şeyler bunları tamlamıştım. Derya hocam 5. E, ay 31'inde ne yapmış? Bunları ifremle yapıştırmış. Şimdi bakın dikkat ederseniz buna tıkladığım zaman yüklemiş şey tıkladığım zaman şu boş dünya kısmı var sevgili arkadaşlar. Boş dünya kısmında ifremler orada kayıtlıdır. Dolayısıyla üst kısma küçük linkine alt kısma açıklamalı linkine yazdığınız zaman sevgili dostlar iframe'e oluşturmuş olursunuz Eğer embet şey Pardon ifrein embet kodunu eklemiş olursunuz Embed kodunuz yoksa onu e, farklı şekilde e, eklemeniz gerekiyor Dolayısıyla şöyle ben ikisini de beraber beraber seçeyim burada e, ifremi göstermiyor şu anda Kaydı bana ait olmadığı için yani ben yapmadığım için e, çalışmayı bozmamak için göstermiyor bu şekilde dediğim gibi şu boş dünya inşaatını kullanarak buraya küçük linki yani arama çubuğundaki linki alt kısma da uzun linki yani embed kodunu yapıştıracaksınız sevgili öğretmenim. Efendim ben söyleyeyim. Grupta da yazıldı. Video yüklemediğinde kalite etiketi için bu şekilde yükleyin dendi. Bilmiyorum o şekilde kim dedi. Ee, videolarını zaten önceden yüklemediyseniz evet bugünlerde sorun var. O da olabilir sevgili öğretmenim. Ee, gerek yok. Gerekirse ifrem olarak yükleyemezseniz de hocam şey yapın. direkt ben link olarak yükleyin. Buradan linke tıklayın. Linke tıkladıktan sonra buraya e, videonuz nerede diyelim. Efendim de söyleyeyim. Bilmem hangi YouTube sitesinde. Onun linkini alın. Buraya koyun. Açıklama kısmına da e, pardon buraya açıklama kısmını yazın. diyin ki örneğin ee, bilmem ne videom deyin. Şuraya da linki, şuradan kopyaladığınız linki yani YouTube'da burada adreste kopyaladığınız linki buraya ekleyin. Tamam deyin. Böylelikle yine videonuzu ne yapmış olursunuz? Eklemiş olursunuz. İfrem'le, mifrem'le de uğraşmazsınız sevgili öğretmenim. Dilek, e, Figen Hocam senin patlete gelmeme az kaldı. Dilek Gökalp Hocam, hocam projeyi kapattık. Hiç sorun değil. E, ama sizden yeni öğrendim. Forum geçmişini indirmedik. Forum değil hocam. Bakın karışmayalım. Forumun geçmişi yoktur. Forum ayrı. Sohbet geçmişi diyelim. Forum değil yani. Forum şurası. Bakın. Forum tartışma alanıdır. Gördüğünüz gibi bakın proje ile ilgili tartışmalar. Bunu misafir görür. Yani burayı görür. Burada sıkıntı yok. Burayla ilgili herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bunun ilgili yerde linkini verirsiniz. Bu kadar. E, sohbet, çevrimiçi toplantılar, sohbet odası kısmı öğretmenim. Sohbet geçmişi unutmayınız. Evet devam edelim. Ee, şimdi projeyi açıp sohbet. Tabii ki projeyi tekrar açabilirsiniz. 30 Haziran'a kadar projenizi açabilir, kapatabilir, yaptığınız başvuru kalite etiketi başvurusunu tekrar düzenleyebilir, tekrar kaydedebilir, düzenlemeler yapabilirsiniz sevgili öğretmenim. Ee, ayrıca biz whatsapp mesajlarından video yaptık whatsapp görüşmelerimiz diye, bu da yeterli olur mu hocam orada whatsapp görüşmelerinizden video yapmanıza gerek yok bakın bunlar gereksiz şeylerdir işte whatsapp'tan biz ne yapıyoruz çoğunlukla örneğin bakın şurada ben e, öğretmenime göstermiştim e, whatsapp görüşme kaydı var mı diye bakacağım online görüşmeler e, whatsapp linki burada var mı burada gözükmüyor Nerede vardı? Bir yerde vardı ama WhatsApp'la ilgili. Ekran görüntüsü hocam. Yani WhatsApp'ın raporlar bölümü vardır. Raporlar e, ayarlar kısmında <laughs> girdiğiniz zaman veri kullanımı bölümünde e, projenizin ismiyle kayıtlı bölümüne girdiğiniz zaman şu kadar görüşme, şu kadar resim, şu kadar video paylaşımı onun ekran görüntüsü fotoğraf olarak eklemeniz yeterli. Yani o ayrıca bir WhatsApp'da efendim şunları görüştük falan filan Bunun ekran görüntülerinizi almanızın hiçbir anlamı yoktur. Gerekli de yoktur hocam. Bilginiz olsun. Dilek Gökalp hocam. Esra Pektaş hocam. Hocam ben proje önce Word'e yapıştırıyorum. Çok güzel. CTRL ile sayfaya ulaşıyorum. Ancak aradan bir zaman geçiyor ve aynı link açılırken bu sefer oluşturduğum aynı Word dosyasına açılmıyor. You are a to this page. Hep bu yaz çıkıyor. Karşıma ne yapmalıyım? Sevgili hocam ee, bu Word belgesinde direkt açmanız gerekmiyor. CTRL ile uğraşmanıza gerek yok. Siz e, CTRL ile basmaktansa direkt şunu kopyalayın. Direkt kopyalayacağım, hocam. CTRL ile gerek yok. Arama çubuğuna yapıştırın. Arama çubuğuna yapıştırdığınız zaman gördüğünüz gibi yapıştır ve git dediğiniz zaman direktmen sayfaya nereye girecekse gelecektir. Gördüğünüz gibi sevgili öğretmenim. O şekilde yapabilirsiniz. Dilek Gökalp hocam sohbet geçmişini sadece kurucu mu indirebiliyor? Sohbet geçmişini arkadaşlar Twinspace'de üyeler kısmında yönetici öğretmen yazan Bakın öğretmen yönetici, öğretmen yönetici, öğretmen yönetici, öğretmen yönetici, öğretmen Bunların hepsi indirebilir. Eğer siz sohbet geçmişi kısmını göremiyorsanız yani çevrimiçi toplantılarda burayı göremiyorsanız siz öğretmen yönetici değilsiniz. Siz üyelerde sadece ya, e, şeyiniz kurucunuz sizi öğretmen üye olarak kaydetmiştir. Yapması gereken sadece tıklayacak, öğretmen yönetici yapacak. Bu kadar basit. Ayrıca bir kayıt mantı yapmasına gerek yok. Öğretmen yönetici getirirse yaparsınız. He hocam ya e, kurucumuz sayfalara zarar veririz diye korkuyor. E tamam o zaman kurucunuz bunu indirsin. Sizlerle paylaşsın çünkü orada sen ayrı indirince başka o ayrı indirince başka çıkmayacak. Kurucunuz indirsin onu sizinle paylaşsın. Siz de ekleyebilirsiniz. Sevgili Dilek Gökalp öğretmenim ee, sohbet geçmiş yazısını da öğretmen yönetici olduğunuzda görebileceksiniz. Gelelim e, ee, Figensim'in ee, güzeli patletime güzel patletime de demiş ki yıldızlara bakıp tutulan bir niyetle yapıldı. Kız ne ara yıldız çıktı Allah'ın zalımı Antalya'da da güneş tependeydi bunu koyduğunda. Kime yutturuyorsun yıldız ne geziyor? Nasıl bir rüya içinde yaşıyorsun figensin? Ee, sondan başlayalım. Çünkü eklenen başa geliyordur mutlaka. Nurtan öğretmenim demiş ki Hocam teknoloji kısmında kullandığımız web ikili etkinliklerin linklerine ayrı ayrı mı vereceğiz? Hocam linklerini değil ee, şimdi mesela Web2 bölümünde diyelim ki projenizin TwinSpace sayfasına yüklediyseniz şayet sayfalar bölümüne burada örneğin çocukların diyelim ki nedir? Bakın 5 grup çalışmaları Web2 çalışmaları demişiz. Buraya ne yapacak? Çocuklarla ilgili çocukların Web2 kullandıklarıyla ilgili ne yapmışız? Ee, işte kodlama, puzzled'ı bilmem neydi bakın buraya bir sürü şeyler yüklemişiz. Ne yapacak öğretmen? Şu sayfanın linkini alıp oraya paylaşacak. Efendim başka e, hocam işte e, şeyin e, çocukların akıllı tahtayla çalışırken tabletle çalışlarsa bunların fotoğraflarını koyacaksınız. Veya bunların resimden olduğu sayfaların linkini vereceksiniz. Nurten öğretmenim. E, başka kendinizi sıkıntıya sokmanın anlamı yok. Fatma Duman öğretmenim demiş ki başvuruda branş belirtilmeli mi? Yaş grubu ve branşın Branşın planından zaten belirtiliyor. Ee, hocam e, başvuru başvuruda tabii ki şu ana kısmında eee kendi, proje ve kendiniz hakkında kısa bir bilgi vermenizde örneğin demiş ki öğretmenim ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle demiş. Burada demek ki bu nedir? Sınıf öğretmenidir. Dolayısıyla sınıf öğretmen olarak ne yapmıştır? Öğretmenimiz bakın eee bahsetmiştir. E, fen bilgisi öğretmeniyseniz tabii ki çünkü bu niçin önemli? Eee bu Girmiş olduğunuz projenizin branşınızla alaka, e, ilişkilendirilip ilişkilendirmediğinizde ispat için önemli. Ee, yoksa e, yani hangi gözle bakacağım ben? Ee, burada e, dersle ilişkilendiriyorsunuz ama bu kısımda diyeceksiniz ki İngilizce öğretmeniyim. E, projeye ilk kez katıldım. İşte e, 6. sınıf 7-8'lerle projemizi yürüttük vesaire. E, bu da linkler bakın gördüğünüz gibi öğretmen arkadaşım e, eklemiş oldu linkler bunlar böylelikle e, çalışmalarını rahatlı şekilde görebilir. Evet Fatma Duman Hocam dediğim gibi başvuru yaş grubu ve branş planından zaten belirtiliyor. Yaş grubunda belirtseniz de branşınız belli olmaz. Çünkü yaş grubu diyelim ki 10 dediyseniz ben buradan sizin sınıf öğretmeniniz olduğunuzu anlamam. Çünkü e, din dersi öğretmeni de vardır 10 yaş grubuna hatta 7 yaş grubuna ders veren. 2. sınıfta İngilizce dersi var. Dolayısıyla Şimdi siz 7 yaş grubu dediğiniz zaman ben sizin İngilizce öğretmeni olduğunuzu bilemem. Dolayısıyla e, sınıf öğretmeni olarak algılarım. Bu şekilde e, dikkat etmek gerekiyor. Yazmamız gerekiyor sevgili Fatma Duman öğretmenim. E, yine Fatma Duman öğretmenim demiş ki çalışma alanı fazla olan projede linkler dosyaya mı patlete mi atayım demiş. E, i̇ster dosyaya atın ister patlete atın. Her ikisi aynı dosyaya atarsanız buraya sığmadı linklere bir Word dosyasını eklerseniz diğer belgelere belge olarak ekleyin. Ama buraya hepsini oraya ekleyin. Buraya sadece şunu yazın. Deyin ki linkler e, alan yetmediği için e, Word dosyasına eklenerek belgelere yüklenmiştir deyin. Buraya tek tek ayrıca link eklemenize gerek yok. Direkt açıklama yazarsınız. Linklerin tüm bağlantılarını diğer belgeler bölümüne eklersiniz. Yok hocam ben padlete ekledim. Ders ekleyeceğim derseniz o zaman buraya Açıklama yazarsınız. E, proje bağlantılarıyla ilgili linkler alttaki linki verilen padlet eklenmiştir der ve padletin linkini buraya eklersiniz. Başka link eklemezsiniz. E, o padlete tıkladığı zaman karşısına aynı bu padlet gibi çıkacaktır. Orada tek tek linkleri ne yapabilir? Görebilir sevgili öğretmenim. İster padlete ekleyin ister şeye fark etmez. E, Dilek yok teşekkür ederim öğretmenim diyor. Ben teşekkür ediyorum saygıdeğer öğretmenim. Öğrenci merkezli çalışmaları hangi bölümde paylaşmalıyız sevgili öğretmenim diyor. Sevgili öğretmenim bakın burada e, öğrenci çalışmalarında eğitimsel yenilikçi ve yaratıcılık bölümünde dikkat ederseniz burada çocukların e, eğitimsel e, şey yeniliklerine ilgi çekmek için neler yaptığını bahsediyorsunuz. İkinci bölümde de yine e, öğrencilerinizin öğrencilerde geliştirilen anahtar yetkinlikleri belirtiliyorsunuz. Dolayısıyla bu alanlarla ilgili çalışmalarınıza çalışmalarınızı o alanlara ne yapmanız lazım? Eklemeniz lazım sevgili öğretmenim. İsimsiz kahraman öğretmenim. Sema Demir Bafra. Bafra'ya selamlar olsun. özel ödüller hakkında bilgi vermiş hocam. Başvuru formunda nerede başvuru yapacağız? Özel ödüller sevgili dostlar en son kısmında başvurunun en son kısmında diğer ödüllerle ilgili bölüm vardır. Bakın şu gördüğünüz olan. Örneğin burada demiş ki öğretmenim 7-11 yaş kategorisini özel ödülüne başvurmak istiyorum demiş. Gördüğünüz gibi. Yani siz de projenizle ilgili hangi özel ödül alanına başvuracaksınız? EBA kategorisi, bilmem bir şey kategorisi, STEM kategorisi, Avrupa özel ödülleri vesaire neyse Akdeniz ödülü, Çevre ödülü, Yunus Emre ödülü, Evlan ödülü misal hangi özel ödüle başvurmak istiyorsanız projeniz hangisiyle içerik olarak uygunsa onu bu son kısmına diğer ödüller kısmına not olarak şu özel ödüle başvurmak istiyorum diye yazmanız yeterlidir sevgili Sema Demir öğretmenim. İsimsiz bir kahraman demiş ki Alsan hocam link verirken YouTube linklerini mi veriyoruz Yoksa yüklenen linkleri linklerimi vereceğiz. YouTube'daki linklerini de veriyorsun. Eee linklerini vermene gerek yok. Çünkü ilk başta vereceğin linkler şu ilk başta sevgili arkadaşlar. Bakın dediğim gibi önce ana sayfanızın eee ana sayfanızın linki, sonra YouTube'la ilgili bakın kaç tane YouTube'da çalışma yaptıysa, öğretmen ne yapmış? Onların linklerini vermiş. Bakın YouTube'da 7-8-9 tane şey koymuş, video koymuş. Onların linklerini vermiş. Burada sayfalarla ilgili link eklenmez sevgili öğretmenlerim. Ne eklenmiş? Sadece projenin ana sayfasının linklerini eklemiş. WhatsApp linki, Facebook linki, blog linki, kitap linki, kitap linki. iki tane kitap yapmışlar. Onların linklerini paylaşmış. Bu şekilde yapacaksınız sevgili isimsiz kahramanım öğretmenim. Yine Aslan Hocam isimli öğretmenim demiş ki proje sonuçlarına doğan doğru bağlantı derken de 10 linkleme sınırlı. Tabii ki hocam linklerin sayısı 10 tane. Her yerde, her daha doğrusu 3. kısımdaki o tüm açıklamalarla ilgili e, şu kısımda link bu kısımda başlıyor gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi e, buradan itibaren linkler başlıyor. Partner okullar arasında işbirliğinden itibaren başlıyor. Buradan itibaren onar tane link sınırınız vardır. Oraya istediğiniz kadar. Mesela burada öğretmenim belki 6-7 tane link eklemiş ama burada 5 tane eklemiş. Veya aşağı inelim. Ne yapmış? Burada da 5 tane link eklemiş. Mesela bu şekliyle ne yapacaksınız? Linklerinizi ilgili bölümlerde en fazla 10 tane link ekleyeceksiniz. Sevgili öğretmenim. Evet. Bakıyorum 2 tane ee, Padlet'te de beyaz bir sayfa açmışız ve sürede 22.05 5 dakikası kalmış şimdi dünya gözüyle sizleri görmek için dönüş yapıyorum evet şimdi geldim dünya gözüyle sizleri bir göreyim dedim bu arada aşiret yeni gelmiş herhalde 69 kişi olmuş çıkanlar gelenler sonradan gelenler hoş geldin demediğim kişiler Hoş gelmiş olsun. Bu arada bakıyorum e, şey kısmına e, buraya da bakayım burada çaktırmadan birileri e, sorular eklemiş olabilir. Onlarla ilgili soru var mı diye de burayı da kontrol edeyim. Hocam neden beni anlatmıyorlar? Neden bizim sorumuza bakmıyor bu zalım hoca? E, yoksa bizim şehrimizimi beğenmedi diye bir e, tabir de bulunmasın. E, Ha, burada kişisel muhabbetler var. Merhaba, merhaba, yetiştim, on olmuşum, sevgiler. Oh! Bir tane yakaladım. Filiz Uğur Zalımı demiş ki, proje düzenlenmeye kapansa da etikete başvurma sürecinde projeye girebilir miyiz? Proje düzenlemeye kapanırsa projeye girebilirsin ama herhangi bir nokta dahi olsa ekleyemezsin. E, Zalım Filiz Hocam. E, unutma, <laughs> E, projeye girebilmen için yani proje içerisinde e, proje kapanırsa projeye girebilirsiniz. İçindeki her şeyi görebilirsiniz ama bir nokta dahi işlem yapamazsınız. Tülün örnek hocam oraya soru yazmıştı Evrim Yayla. E, yazamamışım. İkinci sorum giriş formundaki eksik girmiş bilgi olsa da fark etmediğimiz Twin Space'teki aktifliğimizi incelerler. Form çok önemsenmez inşallah şeklindeydi. Teşekkürler tekrar demiş Evrim Hocam. Sevgili Evrim Hocam dediğim gibi önemli olan başvuru değil şey başvuru e, bilgilendirme amaçlıdır. Esas olan projelerinizin çalışmalarıdır. Ancak başvuru formu eksik olursa e, değerlendirme başvurunuz reddolur. Yani boş bırakırsanız reddolur ama e, eksik doldurmuşsunuzdur. Yani eksik derken tam e, çok uzun hikayeler yazmamışsınızdır. Yeterince anlatmamışsınızdır. O Şöyle. sorun değil. Çok güzel olur. Bu arada dış güçler tarafından tarafıma rüşvet önerildi. çay demleyin mi diye bir e, şey gelince böyle bir kendimi uhu yapacak pozisyona geldim. E, bu arada içeride soru-cevaplar oluşmuş galiba. E, bakıyorum, bakıyorum soru ses gitti diyenler var, ekran dondu diyenler var. Vallahi ben şu anda yanıyorum. Yani ekran olmuş olabilir ama. Sizin orada kar yağıyor olabilir ama ben şu anda yanıyorum cayır cayır. Vallahi yani e, ter bastı neredeyse. E, Aslan hocam arada benim patletede gelişiş yapar mısın demiş. Oraya üst, önceden yazanlar var. Ya e, be okudum be ya. Okudum be güzelim ya. Figenim zalimim. da e, okumuş olduk. Bakalım bakalım. Verilen Padlet linki sizinkiyle aynı değil. Sorumu göremiyorsunuz diyor. Ee, dediğim gibi ben e, sisteme eklemiştim. E, Figen hocam da her zaman ondan rica ettiğimiz için e, o da eklemiş oldu. Dolayısıyla önemli değil. Her türlü soruyu buluruz hocam. Nereye korsanız koyun. Soru bulmak işimiz. E, Harun Dağdelen teşekkür ediyorum. Hello mu? Ha, Hafize Dağdelen hocam hello demiş. Ben de acaba dedim yine bu bir teyzemiz var ensaf teyzemiz var ensaf anla ah o mu geldi yine dedim o da böyle bir geliyor hello diyor gidiyor ee, girmiş olmak için gidiyor gidiyor nasıl bizden bir şey anlamıyor zaten benim tipi görünce anam diyor kaç kaç bu adama bu adam varmış Beğenmiyor gidiyor ee, hocam Medya Sertkaya demiş ki hocam üç tane tekrarlar mısınız bir Proje online görüşmeleriniz geçmiş e, görüşmeler. Yani orada webinarlar yaptınız ya onların geçmiş kayıtları bir. İki sohbet odası geçmişi. Sohbet odasında yazıştınız ya onun geçmişi. Üç linkler minkler sığmadıysa Word'e yüklediyseniz Word. O kadar. E, eğer linklerde şey yoksa e, diyelim ki WhatsApp görüşmelerinizin e, ayarlar veri depolama oradan girer bakarsınız. Rapor çıkar. Bir sayfa sadece. Hatta şöyle gösterebilirim sizde. Diyeceğim de hemen göstermenin yollarını bulayım şurada. E, my screen'i paylaşayım hemen. Tekrar. Şöyle göstereyim sevgili dostlar. Anamın sayfasına geldim. Anamın sayfasına bak. Aha burada bakın arkadaşlar. Burada örneği var örneğin. Bakın. Örneğin bu projemizin bakın bir WhatsApp ekran görüntüsü. Dikkat ederseniz burada ne konuştuklarımızın falan görüntüsü yok. Sadece rapor var. Neymiş? Efendim 603.2 megabaytlık görüşme yapılmış. Nerede? Ela ile Lale okulda projesinde. Ne yapılmış? 5583 yazılı mesaj. Efendim 749 fotoğraf. 89 video. Sesli mesajlar. Bu kadar. Gördüğünüz gibi bunun ekran görüntüsü. Bu neyi ispat ediyor size? Ya arkadaş, biz proje boyunca yırtındık, durmadık. WhatsApp'ta bu kadar paylaştık, 5.583 adet mesaj yazdık diyor. Yani e, zalim mısınız? E, verin gari şu ödülü demek istiyor, demeye getiriyor sevgili e, dostlar. E, devam edelim. Hafize daha deneyeceğim iki, ikinci hafize. Demiş ki selamlar Manisa'dan. Manisa'ya da bizler kucak dolu selamlar. Ee, sevgili öğretmenim. Ee... Ha Mede Hoca okumuştuk. Evet. Tülün örnek hocam yazmış. Teşekkür ediyorum tülün örnek hocam. Ee, Tuba Çavuş hocam maviyle demiş ki Hocam sohbet geçmişini sadece yöneticiler indirebiliyor değil mi? Aynen öyle. S yöneticiler değil. Sizleri öğretmen yönetici yaptıysa sizler de indirebilirsiniz. Projelerde esas olan öğretmen yönetici olmanızdır. Kurucular bazen bundan çok kaçınıyorlar. Öğretmenliğe gösteriyorlar. Niçin? Onu da bilmiyorum. Yani ben dediğimi yapacaksınız diyor. Yahu senin dediğini yaparsan bu proje olmaz. Kurucunun her dediği yapılmaz. Kuruculuk projeyi onaya sunup onayı kazandırmakla biter. Ondan sonra artık kurucu yoktur. Sadece e, kurucular yol gösterici olur. Ne bileyim bir fikir verici olur. E, ama diğer ortaklarla aynı statüye sahiptir. Yani kurucuyum ben ödül alırım uleyim diyemez. Çalışma yaptıysa diğerlerinden farklı olarak artı 5 puan verilir ona. E, agadan beleştir 5 puan. Hadi yazmışsın yazık olmasın. Bu kadar yazmış uğraşmışım madem. Hadi benden bir beşlik diye bu dese ne yapıyor? Gönlünden kopuyor bir beşlik çakıyor kurucuya. Onun dışında bir kurucunun bir üstünlüğü yoktur. Unutmayınız. O yüzden yönetici bir tek ben olurum uleyn, Kimse karışamaz uleyn. Sizler öğretmen pis köleler ee, böyle bir şey diyeme şansı yok sevgili dostlar. Semad ee, Sema Demir özel ödüllere sadece yöneticiler mi başvuruyor? Şimdi hayır yöneticiler değil sizler de başvurabilirsiniz ancak Şöyle e, özel ödüller projeye veriliyor, kişiye verilmiyor sevgili öğretmenim. Yani Sema Demir falanca özel ödülü kazandı denmiyor. Bu e, bu projeyle alakalı. Dolayısıyla o manada kurucular başvuruyor diye söylüyoruz genelde. E, siz de başvurabilirsiniz ama dediğim gibi projeye veriliyor. Proje adına ödül e, proje adına çıkarılıyor. Dolayısıyla bu da kurucuları ilgilendirmiş oluyor sevgili Sema Demir öğretmenim. Eee Serpeçülük öğretmen demiş ki sisteme başvuru yaptıktan sonra düzeltmezseniz iyi olur diyorlar. Bir sorun olmaz değil mi hocam? Hocam siz sisteme kaydettikten sonra düzeltmezseniz iyi olur diyen adama şunu söyle. O zaman niye düzenle linki aktif? Yani iyi olmayacaksa zaten düzenle linkini oraya koymazlar. Oraya düzenle linkini koydularsa demek ki bir sıkıntı yok. E, bu sizin hakkınızdır. Çünkü siz Tamam ben teslim ettim artık elim ayağımı çektim deseniz de 30 Haziran'a kadar vazgeçme hakkınız da var. Vazgeçtim ya yapmıyorum ulan e, diyebilirsiniz. Dolayısıyla e, ha, o şu açıdan söylenir. Yani fazla kurcalamayın yani yaptınız işte verin gitsin aman ya. Tekrar geri dönüp sorgulamayın gibisinden herhangi bir sorun olmaz. E, Hasan Hocam, e, Halil Şen Hocam demiş ki Aslan hocam başvuru formunu okul müdürüne atmamız gerekiyor mu? Hocam okul müdürüyle hiçbir alakanız yok. Direkt ben başvuru formunu eee kalite etiketine başvuru bölümünden giriyorsunuz gönder diyorsunuz. Bitti. Siz müdürün hiçbir şey yok. Müdürü eee tınlamayın. Yani yarın ben de sen okula gelirsen müdür olarak beni tınlama. Hatta bahsetme bile. Haberin bile olmasın. Müdürlerle hiçbir işiniz olmayacak sevgili öğretmenim. Figen Ertuğrul 2 demiş ki hocam proje sonuçlarına bağlantı kısmına proje sonuçlarına bağlantı nedir arkadaşlar proje sonunda e, değerlendirme örneğin proje sonuçlarıdır efendim sergi proje sonucudur ebook hazırlamışsınız o da bir proje sonucudur yani bunlarla bahsedeceksiniz proje sonuçlarına doğru bağlantı kısmı bunlardır. Değerlendirme yapmışınızdır. Öğrenciler, veriler, öğretmenler değerlendirmeler yapmışlardır. Onları yükleyeceksiniz. Onların linkleri varsa, onların linklerini yapacaksınız. Ee, efendime söyleyeyim. E, sergi yapmışınızdır. Onların linklerini yapabilirsiniz. Yani bu projeyle yapmakla ne elinize geçti? Neler yaptınız? Artık the end yazdınız, TF'in the son, e, son ende yazdınız. Ne olacak? Ne oldu? Ne gösterdiniz? Ne kazandınız? ne gösteriyorsunuz millete? Dedikleri zaman aha da bunlar kardeş diyeceksin. Bunları göstereceksiniz sevgili öğretmenlerim. Ee, Nurcan Mandal diyor ki, e, hocam eee tosba'lar durmuyor diyor. Şu senin tosba'lar e, webinar düşmanı. Yani şu senin tosba'lar e, seneye inşallah tosba'lar diye bir e, proje kurarız. Senin tosba'ları da o projede başrolle alırız. Ee, sevgili e, Nurcan hocam. Ee, efendime söyleyeyim. ...Güldane Atmaca, hocam o gösterdiğiniz WhatsApp ekran görüntüsünü nerede paylaşıyoruz kaçırdım. Onu diğer belgelere yükledik hocam. Diğer belgelere yükledik. İsterseniz projenin değerlendirme kısmını da koyabilirsiniz. Ortaklar arası işbirliği kısmında da eğer sayfalara eklediyseniz o sayfanın linkini verebilirsiniz. Eğer hiçbir yere yüklemediyseniz bunu başvuru etiketinde ...diğer belgeler kısmına koyabilirsiniz. Sevgili Gülden Hocam. Ee, Harun Dağdelen Hocam demiş ki... seminerler uzaktan online olarak yapılacak... ...kesin bilgi demiş. Ee, o tür kampanyalar vardı. Ee, gerçek olabilir ama... ...bugün itibariyle bize gelmiş bir yazı yok. Ee, saat 5'e kadar... ...çünkü hatta 6.30'a kadar okuldaydım ama... ...bize resmi yazı gelmedi Harun Hocam kesin bilgi sende varsa bende henüz kesin bilgi yok aramızda istihbarat olarak Harun hocayı bundan sonra değerlendirebiliriz ben müdürden önce bilgi alan kişi ee, helal olsun Harun hocam o zaman güzel yani öylesi daha iyi aslında eğitim açısından kötü yani şöyle kötü eğitimlik eğitimi verilecekti eğitimlikle ilgili çok güzel olacaktı dolayısıyla ee, o biraz sıkıntı olur <laughs> Ee, seminerlerimiz uzaktan eğitim olacaksa Hasan hocam da katılsın bizim seminerlerimize demiş. Zalim Hafize hocam. Ee, Hafize hocam e, Hafize Dağdelen e, Manisa İzmir arasındaki dağı değildiniz. Ee, tamam anlıyorum da bir yolda buraya mı açıyorsunuz? Ee, siz webinarınızı düzenleyin. Twinink ile ilgili ee, tamam söz veriyorum. Ee, burada olursam Katılacağım. Yani bu köyde olursam katılacağım. Bizzat webinarınıza katılacağım. Öğretmenlerinize gerekirse her türlü e, ilgilerinizi sorularını soracağım. Yapmanız gereken tek şey hocam biz buradayız. E, şu saatte gireceğiz e, demeniz inanın eğer kesinlikle ve kesinlikle bu köyde olursam ve e, anormal bir yerde dışarıda değilsem kesinlikle webinarınıza katılırım. E, öğretmenlerinize ve sizlere her türlü Yardım ve destekte de bulunmaktan onur duyarım sevgili Hafize hocam. Ee, Adnan Boyacı açıklamış Manisa'ya yağmur e, zeytin ee, yağmur hocam zeytin toplamaya diyorsan e, yağmur ve zeytin e, güzel iki kelime yan yana gelmiş. Bu sene yağmur da güzel Zey, yağmur güzel olunca zeytin hasadı da bol olacak. İsim ve soyadınız çok anlamlı olmuş bir bu yönden. Manisa'ya ben bir kere geldim bir daha töbe ettim cayır cayır yandım Manisa'ya değil de pardon Alaşehir'e üniversiteye davet edilmiştim e, ekonomi konusunda bir e, brifik şey yapmak için pardon birifik yok sempozyum için e, gittim sabahı zor ettim ruhu teslim ediyordum ben dedim seminerden falan vazgeçtim arkadaş ben vazgeçtim e, kim ne yapıyorsa yapsın dedim dolayısıyla geldim Manisa gerçekten çok sıcak yer. Çok güzel arkadaşlarımız var orada. Manisa'da e, ee, Zeliha Korkmaz öğretmenim var mesela Devrem Sadık Korkmaz, Zeliha Korkmaz birbirinden değerli iki kıymetli öğretmenim kardeşim canlarım e, onları davet etmişlerdi kirazlarını yemeye geldik havaalanına giderken İzmir'e giderken bir daha da Manisa'nın içinden geçmek nasip olmadı çevre yolundan geçiyoruz ama inşallah yolumuz düşerse hocam Yağmurlu bir havada zeytin e, e, tarlasını görmeye geliriz sevgili öğretmenim. E, Hafız hocam sözüm sözdür her zaman için. Müdürümüz mesaj atmış diyor hapse Dağdelen hocam. O demek ki e, kesin yani şeyler harika. Figen Ertuğrul 10 Asan hocam demiş orada kesmiş. E, evet Asan hocam bekliyor Figen Ertuğrul 10. 10 numaralı Figen. Padlete yazın. He pardon. Çok özür. Çok özür. Çok özür. Padlete yazmış Salım'ım. Demiş ki bakalım. Asan hocam başvuru formunu okul müdürüne onaylatmamız gerekiyor mu? Ha Halil Şen ayrı yazmış. Hayır hocam başvuru formunu okul müdürünüzle hiçbir alakası yok. E, ee, direkt ben başvuru formunu siz Word'de de yapsanız şeyde direkt site üzerinden de yapsanız e, herhangi bir sorun yok. Ee, dostum demiş ki bir arkadaşımız ben bir kurucu olarak Whatsapp rapor görüntüsünü, sohbet geçmişini ve webinarların fotoğraflarını Twinspace sayfaları yükledim. Herkes oradan alsın diye doğru mu? Harika yapmışsın hocam. En doğrusunu yapmışsın. En güzelini yapmışsın. İşte bana böyle kurucular lazım. Figen 10. E, Figen 10 hocam. Bu değil mi? Bu değil diyor. Kız öbür patete mi yazdın? Kız oraya anamın aksüsü gibi bombe, bembeyaz diyeceğim de yalan olacak. Yemyeşil. Orada temiz, ikisinden biri senin sorundu. Figenon. E, dolayısıyla cevaplamış olduk. Ha bu 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 bu, bu hocam. Ha Gülay Arıcı hocam. Tamamdır. Harika bir kurucusun o zaman. Her kurucumuz da böyle yapmalı. E, WhatsApp. Çünkü ama şu WhatsAppı mesela WhatsApp grubunu kim açtıysa raporu o alabilir. Diğerlerinin aldıkları eksik olur. Çünkü rapor, e, sayfa ilk kurulduğunda ilk sayfayı kim açtıysa yani o grubu kim oluşturduysa raporu onun alması doğrudur. O alıp diğer arkadaşlarına ekran görüntüsünü paylaşırsa veya sayfaya eklerse hiç böylelikle başvuru etiketine de ekleme gereği kalmaz. Direkt sayfanın linklerine verirsiniz. Sanal medya e, çalışmalarımız veya medya linklerimiz e, açısından, tanıtım açısından sevgili dostlar. E, Tuba Çavuş demiş ki hocam sohbet geçmişini indirince nereye ekleyelim sayfanın forma formamı? E, sohbet geçmişini indirdiğinizde hocam... Mutlaka ve mutlaka formun diğer belgelerine eklemenizi tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum diyorum bakın özellikle söylüyorum bunu özellikle vurguluyorum. Ee, diğer belgeler bölümü bakın ben buraya demişim ki siyah yazılar benim olduğunu söylemiştim. Chat kayıtları ve online görüşme resimlerini yüklemişim örneğin diyelim. Ee, mutlaka oraya yüklemeniz sizin açınızdan faydalı olacaktır sevgili öğretmenim. Tuba Çavuş öğretmenim link kayıtlarını oraya ekleyelim. Evet dostlar geriye düşüş başladığına göre ahali sıkıldı, canı sıkıldı. Ben de kaydı durdum.